Profesör Doktor Caner Taslaman ve Yardımcı Doçent Doktor Emre Dorman stüdyomuzda. Şimdi Zahide Yetiş'le de. Hoş geldiniz efendim. Lütfen. Allah, nasılsınız? Ben ne oldum böyle? Hoş bulduk. Bir dakika, bu işte bir terslik var. Ben niye bu kadar aşağıdayım? Emre Bey niye bu kadar yukarıda? Ben biraz aşağı inmeye çalışayım. Siz evet. Bu arada halsizim dediniz, ne oldu hayrola? Yok iyiyiz, olsun, iyiyiz. Değil mi? Yok iyiyiz. İşi iyiyim, yok Allah değil mi? Yok canım, gayet iyiyiz yani. Aman. Peki Profesör Doktor Caner Taslaman ve Doçent Doktor Emre Dorman bizimle beraber. İyisiniz inşallah. Çok şükür. Hocamın suyunu hemen bir şey buraya bayağı bir şey getirir misiniz ya? Getirin. Sürahi bolca getir, içeceğim inşallah. Çünkü hocamın en güzel anlatımlarının dışında şu su içmesine bayılıyorum. Hepimize de örnektir. Vücuda da evet. Çok iyi bakıyor. Dualarınız olmasa ne öneminiz var? Hemen kitaplarla başlayayım. Evet. Ve sizin kitaplarınız nerede hocam diyecektim. Bir dahaki sefere getireyim. Evet. Ve kendini kınayan nefis. Nefis niye kendini kınasın? Bu da çok güzel bir kitap. Bütün hadisli ya pek çok hadisin de açıklaması var içinde, onu da söyleyeyim. Ayetin. Hazır mısınız? Hemen başlayayım mı sorulara? Evet. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, hatim yapalım diye sevabını ölmüşlerimize bağışlıyoruz demiş bir izleyicimiz. Peki mealini okuyup yine de ölmüşlerimize bağışlayabilir miyiz? Bu en çok sorulan sorulardan birisi. Yine sormuşlar. Bakın bunu defalarca söyledik. Yani şöyle bir banka hesabı gibi ben şunu okudum, oraya bağışladım şeklinde bir şey. Böyle bir müessese yok. Banka hesabı gibi. Yani 500 lira şuraya koydum, oraya yolladım. Kur'an okudum, pat yolladım. Böyle bir müessese yok. Fakat şöyle bir şey var. Ölülerin arkasından veya başkaları insanlar için dua etmek var. Kur'an'da bunun birçok örneğini görüyoruz. İnsanlar ölmüşler için, anneler için, babalar için, yakınlar için dua ediyorlar. Ha bu duayı bir Kur'an okumakla da süslerse insan gayet de güzeldir. Bizim hatimlerdeki tavsiyemiz temelde insanın anladığı dilde okusun, baştan sona Kur'an okusun. Arapça biliyorsa Arapçasından yapsın. Ama bilmiyorsa bence neyse diyelim Türkçe bildiği dil, Türkçeden okusun. Bunu nedenle hep söylüyor. Çünkü Kur'an hayatımıza rehber olmak için gelmiş bir kitap. Orada mesela bir ayette diyecek ki başkasının gıybetini yapmayın. Arkasından çekiştirmeyin. Kaş göz işaretiyle alay etmeyin diyecek. Başka bir ayette fakirlere vermenin ne kadar erdemli, önemli bir hareket olduğunu göreceğiz. Başka bir yerde mesela Hazreti Musa'nın kıssasında zalim hükümdara karşı bile doğruyu söylemekten çekinmediği, canını ortaya koyduğunun o cesaret örnekleri var. Bunları ancak manasını biliyorsanız Kur'an'ın anlayabilirsiniz. Peki o zaman şunu sorabilir miyim? Bu bizim uydurduğumuz bir şey mi bilmiyorum. Beyaz yalan diye bir şey var mı? Yani gerekli olduğunda aileyi kurtarmak için ya da o kişi artık hani ne bileyim mesela 80 yaşında da birisinin vefat ettiğini söylemiyoruz. Bizim de başımıza geliyor. Biraz çekiniyoruz. Hani onu da üzmeyelim şimdi diyoruz. Bilemedim. Var mı böyle bir şey? Yani biz hayır düşünüyoruz ama yine de yalan söylemiş oluyoruz. Şimdi valla Allah herkesin hangi durumda neyi yaptığını, niyetini biliyor. Onu bilerek yani olayı düşünmek lazım. Tabii ki yalan özünde olmayacak bir şey. Ama oradaki amaç yalan değil. Diyelim ki bir kimsenin kalbi zor kaldıracak bir olayı yani, şey yapacak. Evet. Ondan gizleme niyetiyle orada. Ya da hastanede mesela bir başkasının kötü bir durumunu anlatmak, söylemek. Yani Allah her insanın içinde olduğu durumu biliyor. Bu şunu da unutmamak lazım. Her insan Allah niyetleriyle içinde bulunduğu duruma göre yargılayacaktır. Bu bilinçli olup da hareket etmek lazım. Bu arada Instagram'a şimdi koyduğum videomuzu arzu ettiğiniz soruları lütfen yönlendirin. Ben de sorayım. Bir telefonumuz var, hemen bir günaydın diyelim. Hah ne, telefon mu? Ha telefonu bu arada buraya yazarsanız ve telefonunuzu da verirseniz Sevil sen de bir merhaba de lütfen. Telefona da bağlayabiliriz sizi. Şimdi Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Ayetimiz. Bu ne demek istiyor? Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Onun rahmetinden ümit kestiğimiz zaman herhalde en aciz kaldığımız zaman o zaman mı bizim? Şimdi tabii şöyle Zahide Hanım bakın Kur'an-ı Kerim'de aslında Rabbimizin birçok isim ve sıfatları olduğunu görüyoruz ve Kur'an'ın zaten dikkat edin Tövbe suresi dışında bütün surelerin Allah'ın Rahman ve Rahim isimleriyle başladığını görüyoruz. Ve Kur'an'ın tamamına da yayılmıştı aslında Allah'ın rahmet sahibi olması, merhamet sahibi olması, affetmeyi dilemesi ve affetmeyi sevmesi. Dolayısıyla böyle rahmet sahibi Rabbimiz varken bir kulun Rabbinin rahmetine ümit kesmesi tabii olacak şey değil. Kadir gecesinde sen affetmeyi seversin, beni de affet ya Rabbim. Bizim en kolay ve en güzel dualarımızdan birisi değil mi? Tabii onu kesinlikle. Yalnız burada tabii çok ince bir çizgi var. Onu da kaçırmamak lazım. O da şu. Yani Kur'an-ı Kerim mesela bize o aldatıcının yani o şeytanın insanları Allah'ın rahmetini kullanarak aldattığından bahseder.
Yani insan bu noktada tabii ki Rabbinin rahmetini ümit kesmeyecek ama Allah nasıl olsa affeder diye de bile bile hataları da işlemeyecek. Çünkü yani şeytan insanı bazen Allah rahmetiyle gerçekten kandırır. Mesela der ki nasıl? Sen yap bu günahı, işte Allah nasıl olsa seni affeder. Aslında ya da insanlar da birbirine söylüyorlar. Dikkat edin, biz de mesela diyoruz ki günah benim boynuma diyoruz. Ya da diyoruz ki ya yap Allah nasıl olsa affeder diyoruz. Allah çok büyük rahmet sahibi ama yani böyle kurnazlık yaparak da ben hataları yapayım sonra da Allah beni affetsin şeklinde bir davranış inanan bir insana yakışmaz. Günah benim boynuma diye bir şey var mı? Bizim işlediğimiz bir günah ya da günahların bana ne o da var hani bütün günahların benim olsun gibi bir öyle bir şey var mı? Herkesin günahı kendine ya da onun hakkında konuştum. Günahımı aldın deriz mesela. Böyle bir şey var mı? Bir başkasının yani şimdi herkesin işlediği günah kendinedir. Ama bir başka insan o kişinin günah işlemesine vesile olacak şekilde işler yapıyorsa onun da o günahtan payı vardır. Ama onun dışında mesela birisinin günahını transfer etmek bana geçsin demek ya da benim günahım sana geçsin demek gibi bir şey mümkün değil tabii. Söz konusu değil. Şimdi bir de ümitsizlik birkaça ayrılabilir. Mesela şahıs olarak bir ümitsizliğimiz varsa yapmamız gereken şey tevekkül etmek. Yani bir şey istiyoruz, bir iş istiyoruz, ne bileyim bir şey almak istiyoruz. Yıllardır dua ediyoruz, ediyoruz, ediyoruz ama bir türlü nasip olmuyor. Tabii ki şimdi bu programı da mesela izleyip o geldi aklınıza. Evet ümidimi kesmeyeyim ama o kadar çok dua ettim ki bir türlü olmuyor. Şimdi, her şey Allah'ın elinde. Orada biraz da tevekkül etmek lazım. Yani dünya imtihan dünyası. Allah her istediğimizi de vermiyor. Şahıs olarak ümitsizliklerinde insanın tevekkül etmesi çok önemli. Yani benim derdim varsa derdinden büyük Allah var. Ve bu dünya bir imtihan dünyası. Diyelim ki istediğim olmasa da Allah ahirette hayırlısını versin diye dua düşünmek lazım. Yakınlarımız için bir ümitsizlik varsa gerekli çabayı göstermemiz lazım onun derdiyle ilgili yardım. Artı onun için de içten dua etmemiz lazım. İslam ümmeti için bir ümitsizliğimiz de olabilir. Bu ümmet nereye gidiyor, ne yapıyor? Tabii orada da dua etmemiz gerekiyor. Ama duamız sırf böyle söz duasında kalmamalı. O tarz bir ümitsizliğimiz varsa İslam ümmetiyle ilgili... ki olmamalı. Daha çok çalışmalıyız. Yani nedir? Müslümanları ilerletecek şey işte bilimde çalışmaksa bilimde, sanattaysa sanatta. Yani bu ümmet için ne yapabiliriz diye düşünüp çalışıp bir şey koymamız lazım ortaya. Yoksa kuru ümitsizlik işte biz gittik ümmet olarak mahvolduk bunu çok duyuyoruz. Ama hep yerimde kıraathanede tavla oynuyorum. Ya bu ümmet bitmiş. Ne olacak bu ümmetin hali? Bittik ya Allah Allah deyip bir şey yapmamak lazım. Ben ne yapabilirim, ne katabilirim demek lazım. Böylece ümitsizliği eylemle geçiştirmek lazım. Ümitsizliği eylemle yapmak lazım. İnanıyorsanız üstün olan sizsiniz diyor Kur'an ayeti. Yani Kur'an'a göre üstünlük bu dünyada karizma sahibi olmakta, para sahibi olmakta diğer şey değil. Bu bile Müslümanlar için bir ümit vesilesidir. Allah üstünlüğü kendisine imanda olduğunu söylüyor. Sabredin, gevşemeyin. İnanıyorsanız üstün olan sizsiniz diyor ayet. Bir küçük katkı yapayım müsaadenizle. Tabii ki kabul yapalım. Olmayan dua diye bir şey yoktur. Ciddi misiniz? Bakın ben size bunu ne söyleyeyim. Bir dakika, her dua kabul olur mu? Kabul olmayan dua diye bir şey yoktur. Ne kastediyorum burada onu açıklayayım müsaadenizle. Şimdi duaların kabul olması bizim istediğimiz şeyin istediğimiz gibi gerçekleşip gerçekleşmemesiyle alakalı değildir. Bizim için onun hayırlı olup olmamasıyla alakalıdır. Mesela bir şey istiyoruz Allah'tan. Bir şey istiyoruz Allah'tan. Allah onu nasip etmiyor bize ama... Aslında belki de Allah'ı nasip etmedik bize lütufta bulunuyor. Mesela daha önceden şöyle bir dua ediyoruz. Allah'ım hakkımızda hep hayırlısını nasip et. Bizim için iyi olanı nasip et diye. Asıl sonra da özel bir konuyla ilgili dua ediyoruz. Diyoruz ki Allah'ım şu gerçekleşsin, şu olsun. Yani Allah buna cevap vermiyor değil. Allah buna karşılık vermiyor değil. Ama Allah'ın buna karşılık vermesi her seferinde bizim istediğimiz gibi olacak demek değil. Dolayısıyla bakın Kur'an-ı Kerim'de muhteşem ayetler. Mesela Bakara suresi 216. ayet bu konuda çok önemli. Diyor ki... Bir şey sizin için hayırlı olduğu halde siz ondan tiksinebilirsiniz. Bir şey sizin için şer olduğu halde siz onu sevebilirsiniz. Allah bilir ama siz bilmezsiniz diyor. Bazen biz mesela çok güzel bak doğru. Biz seviyoruz ama Bakara neyi sevdiğimizi fark etmiyoruz. Bakara suresi 216. ayet. Bu arada yine hatırlatmış olayım izleyenlerimize. Bir şey sizin için hayırlı olduğu halde siz ondan tiksinebilirsiniz. Bir şey sizin için şer olduğu halde de siz onu sevebilirsiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor. Dolayısıyla bir şey gerçekleşmediği zaman bilemiyoruz. Belki de Rabbimiz bize lütufta bulunduğu için onu gerçekleştirmiyor. Yani mutlaka Allah dualara cevap veriyor ama Allah'ın dualara cevap vermesi bizim dilediğimiz gibi o sonuç olacak demek değil. Çok muhteşem bir ayet de var. Bunu da ekleyeyim de. Yani Emre'nin hocana. Allah'tan başka dua ettikleriniz hurma çekirdeğinin bir zarına bile kıtmir onun adı. Kıtmire bile malik olamazlar. Bak, biz Allah'tan başka kimseye dua eder. Hani peygamberimiz işte için de söyleriz ama peygamberlere biz Allah'tan dua edilmez. Şey diyor. İşte bunu ama özellikle söylüyorum. Çünkü falanca bilmem ne babalara falanca işte yerlere gidip de edip de
aman medet bilmem ne efendi benim şu derdime derman diyenler. Haşa bak, o şirk bakın, koşmak olmaz mı? Ayet işte açıklıyorum. Allah'tan başka dua ettikleriniz bir çekirdeğin zarına bile malik olamazlar. Siz kime dua edeceksiniz? Çekirdeğin zarını sırf yaratan değil, o çekirdeği yaratan, o bitkiyi yaratan, beni yaratan, evreni yaratan, her şeyi yaratana dua ediyoruz. Duayı bu bilinçle etmek lazım. Onun dışındakilere yönelmemek lazım. Bir de yine başka bir ayet var, bu da muhteşem. Diyor ki, Allah'ın peşi sıra dua ettikleriniz bir sineği bile yaratamazlar. Ve sinek bile mesela gidip de o putlardan bir şey alsa, o put onu malik olamaz, tutamaz. Yani bu kadar aciz şeylere siz dua ediyorsunuz. O gün putlara dua ediyorlardı. Bugün işte falanca bilmem ne ölmüşlere, yatırlardaki o kişinin doğrudan bazen kendisine gidip de dua edenler oluyor. Yani o isteyen de aciz, kendisinden isteyen de aciz, istenen de aciz. İkisi de aciz diyor Kur'an. Aslında hocam İsra suresi 11. ayet de bu konuda çok önemli. Onu da hemen paylaşalım. Bakın peki, diyor ki, İnsan hayra dua ettiği gibi şerre dua etmektedir. İnsan pek acelecidir diyor. Bakar mısınız ayete? Bizim tabii nefsimiz de. Şimdi bazen biz nefsimiz arzuluyor, diyoruz ki bu hemen gerçekleşsin. Onu kendimiz için hayır zannediyoruz ama belki bizim için şer ve acele ediyoruz olsun olsun diye. İnsan diyor hayra dua ettiği gibi şerri çağırmaktadır aslında diyor başına. Bazen dikkat edin mesela diyoruz ki iyi ki de olmamış diyoruz sonradan. Yıllar geçiyor. Bazı şeyleri çok istiyoruz geçmişte. Tabii, iyi ki sonra olmamış ki, bak. İyi ki olmamış ya bak görüyor musun? Doğurdum. Falanca da şöyle şöyle olmuştu ama bak neler geldi başına hiç beklemediği şeyler geldi diye. Son ayette başlıyor. Eğer duanız olmasa Rabbim size değer verir miydi diye Furkan suresi. 77. ayet Furkan suresi. O yüzden dualar bu kadar kıymetli. Peki Yıldırım Bey demiş ki bir meslek edinmek için çok uğraşmak kaderi etkiler mi? Belli ki Yıldırım Bey bir şeyi çok istemiş ve bunun için çok emek vermiş, çok uğraşmış. Kaderinde bu yoksa bile acaba bakın kader nedir diyor. Ya da kaderinde belki çalışmak mı var bu konuda? Şimdi çok? İnsanlar kader Kur'an'da ölçü demek. Allah'ın her şeye ölçü koyması demek. Şimdi olayı şöyle düşünmemiz lazım. Allah her şeyi bilen sıfatıyla geleceği biliyor. Her şeyde de bir ölçü var, bir kader var. Fakat insanlar iradeleriyle bu olayları yapıyorlar. Allah tabi izin de veriyor insanın iradesini kullanmasına. İnsanın iradesini kullanmasına Allah izin verdiği içindir ki insanlar mesuller. Yani kişinin çalışıp çabalayıp da bir şey yapmaya çalışması ona etki eder. Araştırması etki eder, faaliyeti etki eder, eğitimi etki eder. Biz öyle düşünüleceğiz. Yani bizim eylemlerimiz var, biz bir robot değiliz. Ama siz bunlardan tembellik edip de kaderin böyleymiş demenin de... Tabii hani öyle bir şey değil. Kaderin, değil yani tembelliğin kaderi tembelliğin cezasına. Çünkü ölçü var, bakın kader ölçü demek. Tembelliğin karşılığı insanın istediğini elde edememesidir kaderin. Yani sen evini temizlemezsen o ev toz tutar tabii ki. Tabii ki. Bu benim kaderimmiş diye bir şey olmaz yani en basiti. Peki ismini vermemiş bir izleyicimiz. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk Zeyda Hanım. Merhabalar. Öğreniyoruz, öğrendikçe daha da iyi hissediyoruz kendimizi. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim, Allah'a şükürler olsun. Buyurun efendim. Benim nedir hocama sıkıntı? Bir sorum olacaktı. Tabii ki. Ama daha sonra size bir şey söylemek istiyorum. Peki kuzum. Sorunuzu sorun önce buyurun. Evet. Kaynanam bana çok haksızlık etti. Gerçekten böyle canımı bayağı bir acıttı. Aynı zamanda yani kendime olanı affederim ama aileme olanı affetme. Ya bayağı bir kinlendim ona. Hayatta hiç kin duymayan bir insanım. Ama bunu da yapmak istemiyorum ama elimden geldiğince kim tutmak istemiyorum. Size bunu nasıl başarabilirim? Onu sormak nasıl istiyorum. Başarabilirim? Güzel bir soru. Peki. Yani gerçekten kinlenmek istemiyorum. Hayatımda ilk defa bir insana bu kadar kinlendim. Yani çok canımı acıttı. Dedim ya kendime olanı affederim ama anneme özellikle yapılan bir şeyi asla affetmem. Söz mü söylendi kalbinizi kıracak? Kötü sözler mi duydunuz? Evet, hani bunun ispatı var mı? Duydum. Gerçekten kayınvalideniz mi söylemiş? Evet, yoksa hani böyle konu komşunun söylediğiyle mi kinleniyorsunuz? Hayır direkt yaptı. Yani öyle bir şey yaptı ki yani belki şu anda anlatamam ama hiç hayatımda duymadığınız yani aklımın ucuna bile gelmeyecek bir şey yaptı. Bu bir iftira mı? Kötü söz mü? Hem haksızlık hem de annemin gözünün önünde yapılan bir haksızlık oldu. Ve annem her bana telefon açışında ağlıyor. İyi misin diye. Çok çok yani anlatılmaz bir şey yaptılar. Ama affedemiyorum bunu. Eşinize anlattınız mı bu durumu? Eşinize zaten söyledin. Eşim biliyor zaten.
O da çok üzülüyor ama işte iş işten geçti artık. Peki kayınvalideniz sizin bu kadar üzüldüğünüzü, hani annenizin bu kadar yıprandığını görünce bir geri dönüş oldu mu? Hani ben Hayır, kesinlikle. Sanki ben yapmışım, o yapmamış gibi davranıyor. Sanki hep her türlü şey benden kaynaklanmış gibi söylemiş. Hani yansıtmasaydı, olmasaydı diye. Peki görüşmeye devam ediyor musunuz, yoksa bir küslük mü girdi aranıza şimdi? Ya bayağı bir küslük girdi, sonra tekrardan eşimin hatırına konuşuyoruz evet, ama o hep bir köşede kalıyor. Hep bir yani. Ama torunlarını falan gösteriyorsunuz değil mi? Varsa evlat. Tabii ya, hayır, o kadar şey yapmıyorum. Ben o kadar şey bir insan değilim. Ben her şeyi düşünürken sadece Allah rızası diye düşünüyorum. Yani bu şekilde davranmaya çalışıyorum. Çünkü eşim de var. Hani çocuklar da istiyor. İstemiyorum ki hani kötülük çünkü olsun. Ben hani anne baba, hani dede, torun, amca, bunu hep hasretinde yaşadığım için çocuklarımın o şekilde yaşamasını istemiyorum. Siz çok akıllı bir kadınsınız. Bak, bu yaptığınız çok güzel bir şey. Gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Kendiniz bir şey yaşamışsınız. Kalbiniz çok kırılmış belli ama hani evlatları göstermemek, onları babaanneden, anneanneden, dededen ayırmak çok acı bir şey. Evlatlar için, sizin evladınız için kötü. Siz zaten bunun bilincindesiniz. Ne diyeyim, bu kısmı çok güzel ama diğer kısmı, bu gönül kırıklığı ve bu hani küsmeyi de uzatmamış eşi için, Allah rızası için ve eşi için. Ne düşündürdü size? Şey olarak, kişisel olarak soruyorum. Vallahi tabii şöyle, şimdi bakın yani aile içi meselelerin çok detayını bilmek mümkün değil. Ama tabii biz en de azından, hepsini anlatın tabii, demiyoruz ama aşağı yukarı tahmin ediliyoruz. En azından şöyle düşünmemiz lazım. Eğer ki zulmetmek yerine zulmü uğramak, kötülük yapmak yerine kötülüğe uğramak her zaman daha iyidir. Hem bu dünyada hem ahirette. Çünkü Allah mutlaka onun karşılığını verecektir. Yani aile zulme içi... Zulme uğrayanlara? Tabii ya, mutlaka yani birine zulmetmektense... Zulme uğramak, birine kötülük yapmaktansa kötülüğe uğramak daha iyidir. Yani birine kötülük yapmayı mı tercih edersiniz, onun kötülüğüne uğramayı mı tercih edersiniz baktığınızda aile içi bir ilişkide. Her ikisi de olmasın ama olmasın, çok da garip yani anda kalmayalım tabii ki kesinlikle ama şu anlamda söylüyorum. Yani en azından bu izleyicimiz kayınvalidesine zulmeden, kötülük yapan birisi değil. Yani onun şükür. Zulmüne ve kötülüğüne uğruyorsa affetmesi, hoş görmesi ve bu affetmesinin Allah'ın kendisini affetmesine vesile görmesi gerekir. Mesela bakın Nur suresi 22. ayet bu konuda çok önemli. Diyor ki affedin, hoş görün, Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz diyor. Ha, siz affedin, hoş görün. Tabii ki yani size yapılan bir kötülük varsa da affedin, hoş görün. Kişisel bir şey olduğu için söylüyorum evet, bunu. Evet. Affedin, hoş görün. Bu affetme, hoş görmeniz Allah'ın sizi affetmesine vesile olacaktır diyor. Yine mesela bakın Şura suresi 40. ayet. Bu konuda çok önemli. Diyor ki kötülüğün karşılığı onun aynısı bir kötülüktür. Yani biri size kötülük yaptığı zaman aynı şekilde kötülükle karşılık verebilirsiniz. Çünkü bunun karşılığı budur. Ama kim affeder ve barışa esas alıp erdemli davranırsa onun ödülü Allah'a aittir diyor. Siz ödülü Allah-u Teala'dan alacaksınız. Ve yani kim ona bilir, kötülükle karşılık vermediğiniz zaman. Ve dolayısıyla her zaman bakın Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Hazreti Musa'yı Firavun'a gönderirken bile ne diyor biliyor musunuz? Ona diyor yumuşak ve tatlı söz söyle, olabilir ki kalbi ürperir diyor. Belki öğüt alır. Firavun gibi zalimlerin zalimi artık dik alası diyelim. Ama ona bile Allah yine tatlı yumuşak söz söylemeyi söylüyor ki mesela bununla ilgili bir ayet de var. Dikkat, Fusilet suresinde diyor ki madem ki iyilik ile kötülük bir değildir, sen kötülüğü daha güzel olanla sav diyor. Yani sana yapılan kötülüğe güzellikle karşılık ver. Bak o zaman senin arasında düşmanlık olan kimse belki eski bir dostun, gerçek bir arkadaşın gibi davranmaya başlar. Hani halk arasında bir laf vardı, tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır evet, diye. Evet. Çünkü kötülüğe kötülükle karşılık vermek kötülüğü arttıracak bir şey aslında. Belki de o insanı mahcup edecek şekilde ona iyilikle davranmak ama anlamıyorsa da bunu yine kötülükle karşılık veriyorsa akraba ilişkilerinin gerektirdiği şekilde bir ilişkide bulunmak. Çünkü burada kopmak ama, mümkün evet, değil. Ama onun dışında belki çok özel bir dostluk ve muhabbet kurmamak ama akraba ilişkileri gerektirdiği için bir aile oldukları için yani Allah'ın rızasını gözeterek Allah'ın affetme vesilesi görerek belki de bu ilişkiyi bir düzeyde tutmak lazım. Bu aslında sadece size değil, bu annenize de bak, anneniz üzüldüğü için sizin yaranız hala açık. Anneniz de mutlaka dinliyordur bugün bizi. Aslında onun için de öyle. Annelerin de biraz daha, aslında biz kız annelerinden çok şey yapmıyoruz ama aslında pek çok şey oradan dönüyor. Mesela kayınvalidesiyle iyi olanların annenin de çok iyi absorbe ettiğini, hani onun da böyle hep tamam kızım, tabii ki kızınızı ezdirin demiyorum, kimse yanlış anlamasın ama böyle tatlı tatlı onu anlatıp iyi taraftan baktırmayı öğretmek lazım. Dünya böyle çünkü ama bunlar çok güzel. Size bir hikaye anlatabilir miyim müsaadeniz olursa? Tam bu kayınvalide gelinle ilgili. Şimdi bir kayınvalide bir gelin o kadar çok kavga ediyorlar ki artık kayınvalideden gelin illallah demiş.
Ben demiş Allah'ım haşa benim canımı al. Ben o kadar bıktım ki bu kaynanadan, dilinden, elinden, söylediklerinden, her şeyden bıktım. Bana da, çocuklarıma da, kocama da yapmadığını bırakmıyor. Ya benim canımı al, çocuklarım ev, annesiz kalacak, ya onu al. Hani buralara kadar gelmiş derken mahalleye bir hanım taşınmış. Demişler ki bu hanımın eli pek maharetli, her bir şeyde bir güzel hazırlıyor. Gitmiş hemen kadının yanına. Ben demiş varım yoğum neyim varsa bütün altınlarını çıkartmış koymuş önüme. Bana demiş öyle bir şey yap ki ya kayınvalidem gidecek ya ben gideceğim. Kayınvalidem gitsin benden olduğu anlaşılmasın. Sen demiş ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım demiş. Ben demiş ölüyorum zaten. Diri diri şu dünyada cehennemi yaşatıyor. Hiç sevmiyorum kayınvalidem gitsin. Yani gitsin dediğimi siz anladınız değil mi? Bak kızım demiş bu çok ciddi bir şey. Sen emin misin? Bak bunun vebali çok olur, büyük olur. Dönemezsin geriye. Hayır demiş ben istiyorum. Siz bunu yapın. Neyim var neyim yok sizin. Altınlarını koymuş kadının önüne. Bütün bilezikleri çıkartmış gitmiş. Peki kızım demiş. Günah senin boynuna. Bak böyle bir şey de yok. Onu da söylüyor hocalarım. Sana demiş bir şey hazırlayacağım. Günde iki damla. Öğlen yemeklerine bir iki damlatacaksın. Fakat bir ay süren var. Senden olduğu anlaşılmasın diye sen çok iyi davranacaksın. Ne diyorsa tamam anneciğim diyeceksin. Hiç kavga gürültü etmeyeceksin. Sen iyi davranacaksın ki senden oldu. Tamam tamam demiş bir ay ne ki? Ben bir ay sonra kurtulacaksam istediğin kadar iyi davranırım. Şimdi iki damla mı damlatacağım? Evet kızım ama günah senin boyun. Bak çok ciddi bir şey. Tamam tamam. Ay kız eve uça uça gitmiş. Hiçbir şey gözü görmüyor. Aman bir mutlu bir ay sonra gidiyor ya kaynanası. Allah'ım. Ondan sonra her gün su geliyor ya öğle yemeğinde. Hemen bir iki damlayı damla al anneciğim. Buyur anneciğim. Sohbet mi etmek istiyorsun? Edelim anneciğim. Bana mı kızdın? Hiç sorun değil anneciğim. Ne demiştin? Bir güzel bunu dinlemeye başlamış. Aradan iki hafta geçmiş. Kendi kendine demiş ki ya aslında hani söyledikleri o kadar da kötü değilmiş sanki. Birkaç gün daha geçmiş. Ay aslında muhabbeti de güzelmiş ya kayınvalidemin. Sonra bunlar çok kötü kavga etmişler kocasıyla. Kaynanası daha önce dinlemiyordu ya. Dediğini yapmış. Barışmışlar ve öyle iyi olmuşlar ki Allah'ım demiş ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Koşa koşa kadının yanına gitmiş. Demiş ki ben sana kurban olayım. Bak bu da yanlış bir cümle değil mi? Ama bunları hep kullanıyoruz. Ne olursun demiş beni bu yanlıştan döndür. Bunun bir panzehiri vardır. Ben bu kadını zehirledim biliyorum ama ne olursun bir şey yap bir şey yap ben. Halbuki kayınvalidemi seviyormuşum. Meğer iyi bir kadıncağızmış. Abla ne demiş biliyor musun? Kızım demiş ben sana sadece iki damla vitamin verdim. O zehir senin içindeki zehirdi. Sen o zehiri akıttın ve bak gerçek ortaya çıktı. O yüzden hepimizin içinde az da olsa birkaç damla da olsa bir zehir var. Ve lütfen hani kaynanalar bu kadar kötü olmayabilir. Gelinler de bu kadar kötü olmayabilir. Ne olur siz bir olun biz iyi olalım. Mikrofon için çırpınıyor ver. Böyle hikayeleriniz varsa ne olur anlatın. Ben kendimden geçiyorum evet. Böyle anlatırken. Ne oldu? Hah buyurun. Her kişinin kârı, kötülüğe iyilik her kişinin kârı. Çok aynen güzel. Öyle bak bu da çok güzel. Yani. Biz niye alkışlamıyorsunuz ayol? Ne güzel bir söz. Ha. Yani bu söylediğiniz de bir aslında Kur'an, bunun demin, nereden Kur'an geldiğini ayeti söyleyeyim. De aynı zamanda. Yani kötülüğe karşıt iyilikle mukabele etmenin ne kadar erdemli bir davranış olduğu... Yani direkt Kur'an'ın da ifade ettiği bir şey. Yani. Aslında oradan zaten söylenen tabii. Bir şey de biz bunu başka türlü söylüyoruz. Peki affetmenin ve af dilemenin önemini biliyor muyuz acaba? Ve şükür neden bu kadar önemli? Size sorduk. Lütfen dinlerseniz izleyicilerimiz çok gönülden ve içten cevaplar veriyorlar. Onların cevaplarıyla sonra da kıymetli hocalarımın cevaplarını öğrenmek istiyorum. Buyurun. Efendim affetmek ve af dilemek önemli midir? Bence önemli. Yani karşındaki kişiyi incittiyseniz bence gönlünü almanız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok önemli. Biz birbirimizi affedeceğiz ki Tanrı da bizi affetsin. Affetmek alçalmak demek değildir. O erdeme eriştirir insanı. Günahlardan arınmak, temizlenmek, güzellik kazanacağız yani. Günahlar bitince kulluk görevimizi Allah'a getirmiş oluyoruz yani mesela. Af dileyerek. Sizce herkes hata yaptığı zaman af diliyor mu? Tabii. İnsanına göre değişiyor tabii ki. Bazıları dilemiyor, affedemiyor. Yaptığı hatayı affedemiyor. Peki mesela affedemeyeceğiniz bir şey yaptı birisi size. Ne yapıyorsunuz? Biraz kinciyimdir, affetmem. Affetmek, af dilemek erdemliktir. Küçük de olsa, büyük de olsa iyi bir şeydir bence. Peki
Peki şükretmekten bahsedersek, şükretmek önemli bir şey mi? Tabii ki de. İnsanın sağlığına, yani beden sağlığı en önemlisi zaten beden sağlığı. Sakat olabiliyor, gözünü kaybedebiliyor, işitme kaybı yaşayabiliyor. O yüzden ben de her halimizde şükretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Allah her nimeti vermiş, şükrüm olsun. Tabii çok güzel, o da bir erdemliktir. Yani Allah'a şükretmek güzel bir şey. Çok borçluyuz. Her an nefes aldığımız için, yürüyebildiğimiz için, işitebildiğimiz için, her anımız için. Şu anda da diyorum ki bu konuşmayı bana sağladığınız için. Canım annem benim, ne tatlıydı gördünüz mü? Ellerinden öpüyorum. Ah ben orada olaydım, şöyle sıkı sıkı sarılaydım size. İzliyorsunuzdur inşallah bizi de. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin bizim için de. Şu an bana bu mikrofonu uzattığınız için bile şükrediyorum diyor. Şükür niye bu kadar önemli ve neye şükretmeli? Şöyle bir ayet var, çok önemli. Allah diyor ki eğer nankörlük ederseniz unutmayın ki Allah size asla muhtaç değildir. Ama o kullarının nankörlüğünden razı olmaz. Fakat şükredecek olursanız işte o sizin bu tavrınızdan razı olur. Zümer suresi 7. ayet. Yani Allah'ın bizim şükretmemize ihtiyacı yok. Zaten veren her şeyi Allah. Ama bizim şükretmemizden razı olur. Hmm. Başka ayette de geçiyor, işte Allah size işitmeyi, görmeyi, gönüller verdi. Ne de az şükrediyorsunuz. Şimdi Allah'ın bize verdiği nimetleri saysak bitiremeyiz. Yine bu da Kur'an ayeti. Teker teker düşünelim. Ya doğuyoruz bir dünyaya. İşte bir dünyada nefes almamız. Bak nefes almak için bile hiçbir şey yapmıyoruz. Her saniye nefes alıyoruz. Kalbimiz atıyor sürekli. Kalbimizi de biz attırmıyoruz. Ellerimiz var bize hizmet eden. Bunu da yapan biz değiliz. İşte boynumuz sayesinde etrafa dönebiliyoruz. Bunu da yapan biz bir değiliz. Allah bize konuşma yeteneği vermiş, konuşup da aktarıyoruz. Hangimiz dilimi ben yaptım ağzında diyebilir? Hangimiz tırnağımı ben yaptım diyebilir? Yani şükretmemiz için o kadar çok şey var ki, o kadar çok şey var ki. Fakat biz ufacık bir şeye takılıyoruz. Kaynanan bana bilmem ne dedi. Yok gelinin bana bilmem ne dedi. Olabilir, insan hafif de takılabilir ama o takıldığımız şey bütün dünyamız oluyor artık. Ya. Allah'ım ya ben ne kadar kötü gariban bir dünyadaymışım, yaşıyormuşum, ne kadar felaket bir durumdaymışım. Kaynanan bana şöyle dedi, gelinim şöyle bir şey yaptı. Veyahut da benim işte arabayı çarptım, arabama çarpmışlar, eyvah bittik, öldük, gittik. Yani insan birçok zaman şükredecek binlerce şeye karşılık o ufacık bir şeye takılıp şükretmeyi de unutuyoruz. Oraya dalıyoruz. Oysa dikkat edin, basit bir şey. Yani sırf görmemiz için neler vermeyiz. Ama nasıl olsa sanki aşağı Allah'ın vazifesi gibi görüyoruz. Bize görmeyi verdi diye. İşitmemiz için neleri vermeyiz? Değil mi? Ayaklarımızın olması için neleri vermeyiz? Ellerimizin olması için neleri vermeyiz? Vücudumuzdaki bir organın ufak aksaklığı başımıza neler açabiliyor? Allah gösteriyor bazen. Neleri vermeyiz? Ki bizim pek çok engelli özel arkadaşımız var. Bizi izleyen izleyicimiz var. Evet. Onlar dahi şükrederken biz ne demek? Biz nasıl şükretmeyiz yani? Tabii ki. O da onların bir imtihanı. Onlara sabırla Allah ahirette ecrini daha çok verecektir. Amin. Mutlaka. Amin. Allah dünyada zaten bazı insanlardan bazı şeyi, öbür insandan öbür şeyi eksilterek aslında pekala böyle olabileceğini de gösteriyor. Hı-hı. Yani hem o insana bir imtihan oluyor, hem etrafındaki insanların da bir şükretmesi için de bir vesile oluyor. Bak böyle de olabiliyormuş, işte olmadı diye görmek için. Hepimizin birazcık bir yerden ufak tefek eksikliği olabilir. Ama düşündüğümüzde çok büyük bir çoğunluğumuzda var olan şeyler eksiklerimizden kat kat fazla. Peki bir şey merak ediyorum. Bazen ayıplıyoruz. Ya da hani gıybet de değil de bu böyle kötü bir şey söylüyoruz birisi hakkında. Farkına vararak varmayarak. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor mu acaba Allah bizi bu ayıpladığımız şeylerle imtihan etmeden almayacak mı acaba yanına? Bu da önemli ama bir telefonumuz da var, bir günaydın diyelim. Siz onunla ilgili bir şey varsa bulursanız ben de Ankara'ya bir günaydın demiş olayım. Hoş geldiniz efendim, günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz efendim, merhaba. Ah bizimle misiniz ki? Siz benim sesimi duyuyorsanız bana merhaba deyin, olur mu? Var mı böyle bir şu şükretmekle ilgili birkaç, müsaadenizle hemen bir tabii şey ki, ilave edeyim lütfen. Ondan sonra söyleyelim. Şimdi bir kere bakın, Allah'ın kulundan istediği her şeyin kulun faydasına olan şeylerdir. Allah kendisi için hiçbir şey istemez. Allah'ın anılması, Allah'a şükretmek, nankörlük etmek, bunların hepsi
kulun hem bu dünyası hem ahireti içinde. Bakın psikologlar ne diyorlar biliyor musunuz? Şükreden insanlar memnuniyet duyan insanlardır. Hayattan zevk alan insanlardır. Ve sahip olduklarıyla yetinmeyi bilen bir insan gereksiz hırs, öfke, kin gütmeyen insandır. Dolayısıyla Allah bu kadar ayetinde bize şükretmeyi söylüyorken aslında bizim faydamıza olan bir şeyi bizden istiyor. Çünkü Allah'ın bizim şükrümüze ihtiyacı yok. Bakın şeytan ne diyor biliyor musunuz Kur'an-ı Kerim'de? Onların birçoğunu şükreder bulamayacaksın diyor. Onlara vesveseler vereceğim. Onları doğru yoldan saptıracağım diyor. Şimdi ve Kur'an'da birçok ayet diyor ki biz insanlara birçok nimet verdik ama çoğunu şükreder bulamadık diyor. İnsanlardan şükredenler çok azdır diyor. Sen bunu hak ettin. Sen çalışa çalışa alnının teriyle yaptın. Yani, halbuki onu nasip eden Rabbim aslında. Öyle de olabilir ya da şöyle de olabilir. Mesela insan doyumsuz bir varlık. Sürekli hep daha fazlasını istiyor. Daha fazlasını istiyor. Hep daha yukarı çıkmak istiyor. Hırs, bencillik, bu aşırı madde bağımlılığı tutkusu. İster istemez bir şekilde şeytan insanı buna itiyor. Bak daha güçlü olmalısın, daha fazla zengin olmalısın, daha çok şey edinmelisin ya da bunu paylaşmamalısın. Bak sen kazandın bunu. Hmm. Yardım etmemelisin çünkü yardım edersen zayıflık gösterirsin, işte güçlü kalmalısın falan. Birçok vesvese gelebilir bununla ilgili. Üç kardeş tanıyorum. Üç erkek kardeş nasıl birbirine can, o kadar sıkı sıkı bağlı. Üçü de evlendi. Üçünün eşinin de farklı istekleri ve arzuları var ve hırsları var. Ve üç farklı gelin, üç farklı hırs. Kardeşler şu an görüşmüyor. Geçmiş olsun. Küs. O anne berbat durumda. Ben evlatlarımı böyle yetiştirmedim diye. Lütfen eşlerinizi de böyle seçin. Ne bileyim yani, ya da kavga etmeyin, gürültü ettirmeyin. Yazık değil mi o anneye? Üçünü ayrı ayrı görüyor. Üçü bir araya gelemiyor. Yani şöyle bir bakın, bir basit bir örnek vermeye çalışalım. Mesela çok aşırı derece susuz kaldığınızı düşünün. Yani bir damla suya muhtaç olacak vaziyettesiniz ve birisi gelip size bir bardak su veriyor. Allah, o suyu içtiğiniz zaman nasıl o kişiye karşı böyle bir minnet ve şükran hissine kapılıyorsunuz değil mi? Teşekkür ediyorsunuz bir bardak su için. Yani Allah Teala'nın bize verdiklerini, sahip olduğumuz her şeyi bize veren, o suyu da ihtiyaç duyduğumuz her şeyi de yaratan ve peşinen bize vermiş olduğu şeylere rağmen bizden çok az şey isteyen, bu kadar rahmet sahibi bir Rabbimiz var. Yani şu kadarcık teşekkürü Allah'a çok mu görüyoruz? O teşekkür ki Allah bizi bizden, rahatlatıyor aynen aslında. Aynen dediğimiz gibi yani ben. ne istiyor Allah bizden? Bir şey istemiyor. Tek istediği şey Allah'a kul olduğumuz bilinciyle hareket etmemiz, sorumluluklarımızı bilmemiz ve gerçekten sürekli şükür halinde ve sürekli Allah'ı anma halinde bulunmamız. Ve bu insanın dünyası için de inanın çok fayda sağlayacak bir şey. Mesela bizim eski bu ninelerimiz vardı, evet. Hatırlarsınız. Yani belki dünyevi olarak hiçbir şeye sahip değillerdir. Olsun, ama hep bir tebessüm vardır, mesela. Hep bir şükür vardır, hep bir mutluluk vardır. Bir şeyini kaybettiği zaman bile olsun Allah daha iyisini verir der. Hiç şey yapmaz. Ama bakın her şeye sahip olan bazı insanlar var modern dünyada. Hala istiyor. Sanki hala hiçbir şeye sahip değilmiş gibi hep nankörlük yapıyor. Hep şikayet ediyor. Hiç halinden memnun değil. Sürekli sinirli, sürekli öfkeli. Oraya yatırım yaptım, orada şöyle zarar ettim. Buraya yatırım yaptım, burada şöyle kaybettim. Sürekli olarak bir hırsız. Kendi psikolojisini de ruhsal dünyasını da zedeliyor, bozuyor. Ve bunu dünyadan da zevk alamıyor, mutluluk duyamıyor. Bakın, tabii devamlı ağlayan ağlama, yani bir gerçekten real namaz, ağlama diye. Oruç nasıl ibadetse şükretmek de bir ibadet, onu unutmayalım. Şükretmek sevap mı? Tabii bir şey var mı? Sevap ibadettir. Yani Kur'an'ın bütün ibadetlerini yerine getirmek sevaptır. Yani şimdi biz sadece namaz, oruç, zekat, hac diye böyle anılıyor. Onları sanıyoruz. Kur'an'da defalarca Allah'a şükretmek geçiyor. Şükretmeyle ilgili birçok şey var. Bu da namaz, oruç, zekat, hac gibi dinin bir ibadetidir. Yoksa biz ibadetleri ancak sadece öyle 3-4 taneli sınırlı, hani bunlar da yanından söylenen dinin ekstraları gibi görmeyin. Şükretmek de pekala dinin, Kur'an'ın dikkat çektiği, buyurdu. İki tane ayet paylaşabilir miyiz hemen? Çok önemli bu konuyla ilgili. Bakın bir tanesi İbrahim Suresi 7. ayet. Rabbimiz diyor ki eğer şükrederseniz ben de muhakkak sizin için arttıracağım diyor. Yani, biz şükrettikçe evet, daha şükrettikçe da. Allah arttıracak. Yani bu tabii manevi dünyamızda da, maddi dünyamızda da. Yine bakın Neml suresi 40. ayet diyor ki şükreden kendi nefsi için kendi lehine şükretmiş olur. Kendi nefsi için tabii. Kendi lehine. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim kendi kendine yeten, kimsenin şükrüne muhtaç olmayan ve yarattıklarına karşı sınırsız cömert olandır. Yani Allah'ın bizim şükrümüze ihtiyacı yok. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Dolayısıyla şükretmek de bizim ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Dua etmek de bizim ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Affetmek de bizim ihtiyaç. İbadetler de hepsi bizim ihtiyaç duyduğumuz şey. Peki küslükle ilgili de bir şey soracağım. Şimdi bak sağ olsun hanımefendi, telefona bağlanan küs kalmamış. Allah rızası için ve eşimin de hatırına o kayınvalidesiyle konuşuyormuş ama artık o içteki o ışık kaybolmuş. İnşallah onu yeniden yakalar. İnşallah biliyorum. Küslük ne kadar sürer ya da küs olmanın bir günahı var mı? Barışan taraf olmanın bir sevabı var mı? Vallahi şimdi hocam yani Kur'an-ı Kerim'de bakın İslam silim kökünden gelir. Bu da barış demektir. Yani bizim dinimizin
Kökünde barış kökü bile var. Zaten barış, barış esenlik, huzur demek. Şimdi böyle bir dine mensup olan insanların zaten barış esas almalarıyla ilgili birçok ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Ve zulmetmemekle ilgili, haksızlık etmemekle ilgili, savaşa taraf olmamakla ilgili birçok ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Yani Kur'an-ı Kerim'de mesela şu kadar gün küs kalabilirsiniz veya şu kadar gün küs kalırsanız işte bu uygundur, sorun yoktur şeklinde ayetler olmaz. Ama şu vardır, inananlar birbirlerinin kardeşleridirler diyor Kur'an-ı Kerim'de. Kardeşine ne kadar bir insan bir kardeşinde ne kadar uzak kalabilir, ne kadar küs kalabilir, ne kadar onun kötülüğünü isteyebilir. Dolayısıyla hep böyle bakmak lazım. Yani inanan insanlar birbirlerinin kardeşleridirler. Dolayısıyla kardeşinin kusurunu, açığını kapatması gerekir. Onu dedikodusunu yapıp onun açığını ortaya koymaktansa tam tersine onun kusurlarını örtmesi gerekir. Ona karşı kötülük yapıyorsa bile güzellikle karşılık vererek onu iyi tarafa davet etmesi gerekir. Örnek olması gerekir ona. Ve ondan öğüt alacaktır mutlaka gerçek anlamda inanması bir insan. Dolayısıyla Müslümanın küs kalması gibi bir şey olmaz. Çünkü küs kalmak ne demektir? Kin gütmek demektir. Hakkında kötü düşünmek demektir. Daha da ona karşı böyle halk arasındaki ifadesi bileylenmek demektir. Evet. Ve en ufacık bir fırsatı bulduğu zaman onun kötülüğünü düşünmek demektir. Kur'an birçok kimsenin farkında olmadığı şeyleri de kınıyor. Mesela Kur'an'ı kınadığı bir şey var. Birçoğumuzun haberi yok Kur'an'da da bunun geçtiğinden. Oysa mesela bu küslüklere karşı çok önemli bir ilaç. Kur'an mesela laf getirip götürmeyi kınıyor. İnsanların arasını bozacak şekilde laf getirip götürmek, bak dikkat edin. Bu da bir Kur'an'ı ibadet bunu yerine getirmek. Ya bu da bir Kur'an'ı yasak. Yani insanların arasına laf götürüp getirip aralarını bozmaya çalışmak. Şimdi Kur'an Emre Hocam'ın dediği gibi inananlar kardeştir diye bir ilke koyuyor. O ilke zaten kardeşliği getiriyor. Fakat Allah insanların zayıflığını da biliyor. Nereden sorunlar çıkacağını. Onlarla ilgili tedbirleri de söylüyor. Bu tedbirlerden en önemlilerinden bir tanesini işte laf getirip götürmemek. Başka neyi kınıyor Kur'an-ı Kerim bizim için? Çok güzel bir konuyu açtınız. Çok şeyler var burada. Mesela kaş göz işaretiyle alay etmeyi. O kişi bak söylüyor. Kibirlenmek. Yani, kibirlenmek insanları küçük görmek. Tabii çok. Tabii ki ama yani mesela kaş göz işareti alay edince ne oluyor? Siz işte o başka insanla küslüğünüzün temeli oluyor. Tabii. Onunla alay etmeniz onu bir alay. Bir de üzer yani bu biz geçerken hocam, giderken. Hocam bu şeyde var ya. Kaplar takmayın. Hep beraber komşularla oturmuşuz. Ben odadan çıkıyorum. Hemen arkamdan budur budur. Bir geliyorum herkes. Bakın mesela eşler arasında ilişkide de Kur'an-ı Kerim o kadar muhteşem bir ilke koyuyor ki mesela eğer ki karı koca arasında bir husumet varsa, bir dargınlık, küslük durumu söz konusuysa Allah diyor ki bir erkeğin tarafından bir hakem, bir kadın tarafından bir hakem alın ve aralarında sulh bulun diyor, barışı bulun diyor. Aralarında. Aile büyükleri bunu evet, yani bir araya girsinler ve aslında bakın dikkat edin çoğu zaman herkes kendi ailesinden, kendi eşinde, ilişkisinden şey yapabilir. Bazen böyle fındık kabını doldurmayacak şeylerden dolayı dışarıda bir şeylere kızabiliyoruz, gidip onu işte evde eşimizle veya eşimiz bir şey kızıp bizden şey yapabiliyor. Yani aslında insan böyle salim kafa oturup düşündüğü zaman sakin bir şekilde. Yani şu kırmaya değecek bir şey miydi? Ne vardı yani şunda? İşte onu yıllar sonra fark ediyoruz. Çok pişman oluyoruz her seferinde ama işte nefis dediğimiz insan bazen nefsine uyuyor. O anda öfkelenebiliyor. Ama mesela Kur'an-ı Kerim inananların özelliklerinden birini sayarken diyor ki onlar öfkelendiklerinde öfkelerini yutanlardır diyor. İşte biz erdemli insan tarifi aslında bu. Hepimize Rabbim nasip etsin inşallah güçlü olabilmeyi. Efendim günaydın. Erzurum'a da günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim Zahide Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ne olsun. Valla bak Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz ve öğrendikçe daha çok seviyoruz. Daha çok anlıyoruz ve çok mutlu oluyorum. Ben inşallah çok size de... Çok ilgileniyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Buyurun efendim nedir sıkıntınız? Ne paylaşmak istiyorsunuz? Benim sorum eşim 3,5-4 yıl önce yakın oldu beni aldatalı. Bu aldatmalar falan ortaya çıkınca evde ister istemez tartışmalar, kavgalar oldu. Zaten eşim evden ayrılmaya böyle meyilli bir şeyi var, yapısı var. Evi terk etti, annesinde kalıyor. Annesinde kalıyor. Kaç, ne zamandır? 3,5 yıl oldu, 4 yıla yakındır. Allah Allah. Çoluk çocuk var mı? 2 çocuğum var. Çocuklar... 2 çocuğumla yalnız yaşıyorum. Allah Allah. Kaç yaşındasınız kuzum siz? Ben 33 yaşındayım. Yani gencecik bir kadın, 4,5 senedir annesinde yaşayan bir adam. İki tane de evlat ve anne de. Çok özür diliyorum, reklama gitmem gerekiyor. Döndüğüm zaman bu çok önemli bir konu. Hemen reklama gidiyorum ve dönüyorum. Gidiyor muyum? Söyleyin bana. Gidiyor muyuz? Karar verin arkadaşlar. Gidiyoruz. Çok özür diliyorum. Hemen dönüyorum ama bu öyle böyle bir şey. Bunu kısa kesmeyelim diye reklama gideyim, döneyim. Daha uzun konuşayım olur mu? Hemen geliyorum. Dünyanın en eski Kur'an-ı Kerim'i nerede bulundu? 1370 yıllık bu Kur'an-ı Kerim'i kim yazdı? Asırlık Kur'an-ı Kerim
hangi harflerle yazıldı? Az sonra Zahide Yetiş'te. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in inanılmaz mucizeleri nelerdir? İslam dininin yalana bakışı nasıldır? Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz? Profesör Doktor Caner Taslaman ve yardımcı doçent doktor Emre Dorman stüdyomuzda. Şimdi Zahide Yetiş'le de. İmdat. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Profesör Doktor Caner Taslaman ve doçent doktor Emre Dorman bizimle beraber. Soru yağıyor, Instagram'dan da sorular yağıyor. Ama reklama gitmeden önce değişik bir telefon aslında. Hani böyle nadir gördüğümüz durumlardan bir tanesi. Hala bizimlesiniz değil mi efendim? Günaydın tekrar. Peki tekrar bağlayabilir miyiz hanımefendiyi? Lütfen bağlayalım. Önemli. Hanımefendi daha 33 yaşında bir genç hanım. İki tane evladı var doğru hatırlıyorsam. Bizimle misiniz efendim? Günaydın. Günaydın. Evet Sayda Hanım. Kuzum sizle reklama gittik ya. Bütün anneler sardı etrafımızı. Yani eşinizin kulaklarını bayağı çınlattılar. Ben size söyleyeyim. Evet. Nasıl bırakıp da gider de bu gencecik kadını diye. Annesi izlemiyor mu diye. Ben onların söylediklerine tercüman olayım. Olayı tekrar özetler misiniz bana lütfen? 3,5-4 yıl öncesinde eşimin beni aldattığını, ben bunları hep şey oldum, bunları çıkardım. İşte sahte Facebook'lar açmış, kendini orada zengin tanıtmış. İşte dul olduğunu falan yapmış. Orada sizin kocanız işte, zenginim dulum demiş, kadını kandırmış. Aslında o kadını da kandırmış. Aynen aynen, kendini zengin ve dul olarak tanıtmış. Soy ismini değişik kullanmış. Ben bunları çıkardım işte. İlla ki evde tartışmalar, kavgalarımız oldu. Çok üzüldüm Zayda Hanım. Olmaz öyle böyle mı? Bizimkiler tabii değil. Ki. Çok aşırı derecede üzgünlükler yaşadım. Kolay değil kuzum. Evde tartışmalar, kavgalar oldu. İşte evi terk etti. Zaten böyle evde gitmeye meyilli yani. Böyle evini sevmiyor gibi. Nasıl anlatayım bilmem ki. Hem suçlu hem güçlü yani. Aynen aynen. Üstünü başını neyi varsa hep topladı. Annesine indi. Altlı üstlü oturuyoruz. Annesine peki annesi gitti. Demedi mi? Oğlum sen nereye geliyorsun? Senin yok, evlatların yok, var. Annesine söylediğim de işte anne bak böyle böyle. O aman erkektir yapar. Aman bilmem ne falan filan böyle çok farklı anlatamıyorum. Şimdi ben burada canlı yayında. Yani annesi oğlundan yana. Peki anne kayınpederiniz yapmış mı daha önce böyle şeyler? Efendim? Kayınpederiniz yapmış mı kayınvalidenize böyle şeyler? Ben evlendiğimde kayınpederim vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Bilmiyorsunuz. Ne bileyim hani kendi o, insan başına gelince bunun acısını, uykusuz gecelerini. Ya da kendi gecelerini... kızına yapılsa kabul etmez. Yani. Var mı görümceniz? Ha. 3 tane görümcem var. 3'ü de evli. Ya Allah göstermesin de onların başına böyle bir şey gelse. Aynen. Aynen. Çok söylüyorum ama anlamıyorlar. Yani oğlan yaparsa erkektir, kadın yaparsa namussuzdur. Yok öyle bir yapar, dünya. İyi yapmış gibilerinden. Onun lafları eşimden çok daha beni belki acıttı desem yeridir. Bizde zinanın erkek ya da kadın ayrımı var mı Kur'an-ı Kerim'de? Aynen, aynen öyle şey diyorum. Mı? Diyorum anne sonuçta bak o da böyle böyle günah işliyor. Bana ne, onun günahı ona, bana ne, ben oğlum için kötü olamam, ben oğlum için oğluma kendimi kötü gösteremem, onun günahı ona, bana bakın, ne. Abi yuvasını ha, kurtaracak, çok... kötü göstermek ne demekmiş? Toplumumuzdaki en büyük sorunlardan biri bu, hanımefendi devam etsin aynen de. Aynen öyle. Erkeğin zinası bir başarı, bir fetih gibi gözüküyor. Evet. Yani ne kadar işte karizmatik adam, ne kadar çok hanımla beraber aynen olduysa. Hocam, aynen. Veyahut da ne kadar... İşte çekici erkek, başarılı erkek gibisini. Bir hanımlar de için diye kullanılan, bir laf var nedense bizde. Hani hanımlar için kullanılan deyimleri söylemeyeceğim. Hepiniz biliyorsunuz. Bu tabi Kur'an'ı açıdan asla kabul edilemeyecek bir şey. Kur'an açısından erkek içinde, kadın içinde zina kınanmış, kesin, çok açık, net bir haramdır. Ve bu öyle bir haramdır ki sadece İslam'la da sınırlı değildir. Daha evvelki gelen Allah'ın vahyettiği dinlerde de tamamen haram olan bir şeydir. Yani Yahudilikte, Hristiyanlıkta, diğerlerinde de haramdır. Tartışması yoktur. Bunun bir erkeği, kadını diye ayrım olmaz. Burada sıkıntı şu bakın Zahide Hanım. Yani biz Müslüman bir toplumuz ama maalesef İslam'dan ve Müslümanlıktan nasip olmayan çok insanımız var. Şimdi bakın öncelikli olarak bu kişinin kendi eşine yapmış olduğu bir zulümdür.
Zaten yani sen çünkü aldatıyorsun. Bir, eğer ki bir nikah bağınız varsa o aileden sorumlusunuzdur siz. Bir kere hani eve gelmemek, gitmek ve aldatmak ne demek zaten? Bu açık alenen zinadır. Ama bakın burada tabii işin bir diğer boyutu da var. Kayınvalidesi de kendi öz kızı gibi görünmesi gerekir ki gelinini. Kendi kızının başına geldiği zaman nasıl davranacaksa gelinin başına geldiği zaman da öyle davranmalıdır ki oğlun çekip demelidir. Oğlum bak sen burada eşine zulmediyorsun. Aynı şey senin kız kardeşlerin başına gelse biz buna tahammül edebilir miyiz? Diyebilir miyiz? Olsun o da gönlünü eğlendirsin. Olsun o da kendi hayatıdır, kendi tercihidir diyebilir miyiz? Diyemezsek eğer o zaman Allah'tan kork ve bundan dön. Eğer bunu yapmıyorsan bizi unut demesi lazım. Çok yaşayın. Evet. İşte budur duyma. Yani söylenmesi gereken, alkışlanacak kayınvalide böyle demeli. Evet. Bana göre. Kendi 3 tane evladı olan, kızı olan, 3 tane damadı olan, damatları yaptı da diyecek mi erkektir yapar diye. Bak Kur'an-ı Kerim'de ne varsa hocalarımız bize ne kadar güzel anlatıyorlar. Ve bu arada eşinizin söylediği ben zenginim, ben dulum, o diğer kadınla tanıştınız mı bilmiyorum ama onu da aldatmış. Onun da günahını almış. Siz de diğer kadın olmak istemiyor. Yani öyle bir şey olmayın zaten de akıllı olun. Çok inanmıyorsanız. Bir de bu adam nereye gidiyor akşamları? Telefonunu açabiliyor mu? Yani sizinle bir arkadaşlık yapmak istiyor ama nedir bunun devamı? O bekar dedi. Vallahi bu devirde artık ben inanmıyorum. Bir de şuna da bilmemiz kontrol lazım. Edin. Biz burada olayları genelde tek taraflı dinleriz. Yani karşı tarafları da bir bazen dinlemek gerekir. Diğer bir şeyde şöyle bir durum var. Bazı ilişkileri hakkında net bir şey söylemek için çok şey bilmek gerekir. Mesela ki bazı ilişkinin çözümü bu yürümüyordur. Boşanmak da bir müessesedir. Ha ya da hani evden zaten gidici veyahut gibiydi tabii, diyor ya belki de olmayacak bir ilişkiydi demin, ne bileyim Kur'an'ın ama. Kur'an'ın da tavsiye ama ettiği bir şeydir. Dürüst bir şekilde söylemesi lazım. Dürüst şey aynen. Yani. Böyle bu kadını aldatma için, acısını yani yaşatmamak için gerekirse aileden yakın tanıdıklarına danışarak, gerekirse bazı psikolog danışmanlar var, evlilik uzmanları. Onlardan mesela Medaim Yanık hocamız Türkiye'de bu konunun iyi uzmanlarından biridir. Bunlar gibi böyle uzmanların yazdıklarını takip ederek veya direkt randevu alarak görüşerek evlilik uzmanlarından da yardım alınabilir. Yani çünkü bir insanın özel durumlarını bilmeden ne yapacağını söylemek zor. Mesela bu hanımefendi biz telefondan dinleyip ya sen boşan da kurtul niye uzatıyorsun Allah korusun, diyemeyiz. Diyemeyiz. Hiçbir belki zaman de öyle bir şey ilişki kurtulacak zaten. Boyuttadır bizim haberimiz yoktur. O yüzden bizim dilimizde biraz fren var tam bilemeyeceğimiz için. Ama dediğimiz gibi mesela bu Medaim hocamız gibi bunun evlilik uzmanları var. Yani şeyler psikologlar var. Ama zaten psikiyatriste psikoloğa gidecek olsa çoktan gider de annesinin yanına gitmiş. Ailenin mesela yakınlarından hakemler Kur'an'ın da tavsiye ettiği metottur bu. İki taraftan bulup arayı bulmalarına çalışılması. Bu tip yöntemleri de denemek lazım. Biz tabii bütün detayları bilemediğimiz için hep korkar. Çünkü bir evliliğin bozulması için boşan demek çok çekineceğimiz bir şey kurtul diye. Zaten fakat unutmamak lazım için boşanmak da bir şeydir yani utanılacak bir şey değildir. Tabii ki. Bir şey yürümüyorsa o da bir çözümdür. Ama bu hanımefendi için dezavantaj. Ben bu hanımefendi niye genel olarak hayır, konuşuyorum. Tabii genel olarak kadınlar için dezavantaj. Demiyorum. Niye? Parayı zamanında erkek kazanıyor. Gerçi artık yasalar yani bak bunu sadece dini nikahla yapmayın diyorum ben size. Özellikle niye? Dini nikah Allah korkusu olmayan adam hadi geçmiş olsun git dediğinde ne yapacaksınız? Hukuken sizi bağlayan bir durum yok. Oysa medeni hukukta sizi bağlıyor, onu bağlıyor. Bırakın hani siz asıl onu bağlıyor. %50'si sizin. Evlendikten sonra olan her şeyin %50'si sizin. Oturduğunuz eve hemen şey koydurabilirsiniz. Ve böylece o evin satılmasına, kiralanmasına ya da sizin çıkmanıza engel olacak hükümler var hukukta. Yani bunlar kadını koruyor aslında. Bakın Zayda Hanım. Ama buralara kadar gelmeyin tabii de. Bir Müslüman için en büyük hakim de mahkemede kendi vicdanıdır. İşte Allah korkusu olmayan gerçekten birisine denk gelirsek Allah ne olacak? Gerçekten Allah korkusu olan onu söylemeye çalışıyorum. Yani bir insan ben Müslümanım diyorsa bakın şimdi az önceki örnekte zina var, aldatma var, yalan var, dolan var, her şey var. Yani bir Müslüman'da olmayacak ne varsa bu örnekte var. Şimdi bu insan nasıl ben Müslümanım diye iddia edebilir? Yani. Bu birincisi. İkincisi şunu düşünmek lazım bakın. Kur'an-ı Kerim diyor ki bize Rabbimiz diyor ki yaptığınız bir iyilik ya da bir kötülük bir hardal tanesi ağırlığınca olsa ve o bir kayanın bağrında bile olsa biz onu hesap günü tutar çeker
önünüze getiririz diyor. Yani bu dünyada yaptığımız her şeyin hesabını vereceğiz. O yüzden yani bir insan işte bu tarz eylemlere girerken, işte eşini aldatırken veya haksızlık yaparken, zulmederken, rızkını keserken, yalan konuşurken bunlar hepsi benim önüme gelecek. Yani ben şu anda geçici bir zevk alacağım belki bu şeyden dolayı ama bunun hesabını çok ağır bir şekilde vereceğim. Bunu düşünmesi lazım bir insan eylemde bulunurken. Ben yine de hemcinslerime bir şey söylemek istiyorum müsaadeniz olursa. Bak biz akıllı olacağız ve bu adam gibi ben geldim, bekarım, ölüyorum, senin için hayat, her şey önüne sunuyorum diyen ne? Vallahi inanmayın. Nüfusa gideceksiniz. Nüfus sureti. Ne deniyor ona? Vukuatlı nüfus sureti isteyeceksiniz. İsteyin. Ciddi söylüyorum, isteyin. Yalan söylüyorlar. Bana o kadar çok kişi geliyor ki böyle. Ben aldatıldım diye. Bak karısı ayrı aldatılıyor. Bu kadın da ayrı aldatılıyor. Bana bekarım dedi Zayda Hanım. Her dediğimde telefonu açtı. Ben ne istiyorsam yaptı. Hiç evli gibi durmuyordu. Belki de evinden kopmuştur ama adam evlidir. Lütfen. Vallahi bak bunu güvensizlik olarak adletmeyin ama o kadar çok şey yaşayınca insan gidin vukuatlığına bu örneği getir kardeşim bana deyin. Kardeşliğiniz o zaman bitsin. Bir de bilmem dini boyutuyla ilgili diyorum. Bir şey müsaadenizle hemen söyleyeyim. Lütfen, bakın Nur suresinde ilk sayfasında hemen bahsedilir. İman eden erkekler iman eden kadınlarla, zina eden erkekler zina eden kadınlarla birlikte olabilir ancak. Ha. Dolayısıyla bir evlilik müessesinde yani meşru bir evlilik müessesinde eğer taraflardan bir tanesi gidip de zina ediyorsa o evlilik kurumu zaten temelinden yıkılmış demektir. Dini olarak da yani Allah dolayısıyla bu zor bir şeydir olsun. Ama yani bir annenin çıkıp da geline yani benim oğlumdur o yüzden yapabilir veya sen bunu yok, şey yapma demesi yani. Gibi şey dini bir şey mümkün değil yani. Allah onların kalbine vicdan, sizin kalbinize sabır ve inşallah ilişkinize tekrar bir şans nasip etsin. Evlatlarınızın hatırına, Allah'ın yüzü suyu hürmetine inşallah. Peki bir telefonumuz daha var. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin Zayda Hanım. Teşekkür ediyoruz efendim. Buyurunuz. Benim ve hocamıza bir sorum vardı. Buyurun. Bizim bir komşumuz vardı. Çok eskiden dedelerim de ahbaplar. Aynı zamanda çok uzaktan akrabalık da var. Doğalgaz döşeneceği zaman onun yüzünden bir kavga çıktı. Yani bütün sokakla da şey yaptı. Bizi kötüledi. Aslında hani bir şey yok, sadece birkaç tane vida geçecekti onların orada. İstemediler. Onun yüzünden biz 10 sene küs kaldık. 10 sene mi? 2 vida yüzünden 10 sene küs kaldınız. Evet. Bir de komşusunuz, yan yanasınız. Evet ve tabii uzaktan akrabalık olduğu için de hani bazı işte cenazelerde, mevlitlerde, düğünlerde karşılaşıyoruz. Hani zor bir şeydi. Sonrasında onlar vefat edince annem hatta gitti gene de cenazeye ama ben anca ona yakın böyle yumuşadı. Öyle diyeyim, çok üzdükleri için dedemi, babamı, annemi. Bunun hani bir vebali var mıdır? Peki soralım. Şimdi bak bu sefer toruna kadar gelmiş. Dededen toruna kadar gelmiş. Aslında bu küslük sizin içinizde yiyor. Size de zarar veriyor. Hani günlük böyle, bir de çok yan yanasınız. Birbirinize her kapı açıldığında görüyorsun, çöp dökmede görüyorsun, girerken çıkarken görüyorsun. Bir de akrabalıklar uzaktan da olsa. Bakın Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma var. Bu araştırmada birçok denekler işte kullanılıyor. Ve insanlara küs oldukları, onlar hakkında kötü düşündükleri veya düşmanlık besledikleri insanları karşılarına bir model oturtarak onları affetmeleri, onlarla barışmaları sağlanıyor. Ha. Ve mesela bu affetme ve barışma eyleminden sonra birçok insanın kendini hem psikolojik açıdan hem bedensel açıdan çok daha rahat hissettiği, çok daha iyi hissettiği. Tam tersine küslüklerin, düşmanlıkların, kin gütmenin, öfkenin insana birçok hem ruhsal hem bedensel hastalıklar getirdiğiyle ilgili bilimsel araştırmalar var. Dolayısıyla şöyle düşünmek lazım. Yani barışı esas almak, Rabbimiz boşuna söylemiyor, barışı esas almak. İyi olanı tavsiye etmek ve iyi olanı yönelmek bizzat o kişinin kendisi için zaten bir hayırdır. Barışı esas almak, evet. İyi olanı konuşmak, tavsiye etmek ve iyi olana yönelmek. Her zaman o insanın bizim kendisi için. Tabii ki hayırdır. Dolayısıyla karşı tarafı ikinci derece düşünmek lazım. Önce kendimizi düşüneceğiz yani bu anlamda. Biz yanlış anlıyoruz. Biz sanki büyüklük bizde kalsın deyip hani karşı tarafa bir şey vermiş ya da biz küçülmüş gibi mi hissediyoruz? Oysa tam tersi. Evet, tam tersi tabii ki. Tabii. Ve biz rahatlıyoruz. Tabii. İnşallah sen aşarsın kuzum bu dedenden gelen olayı. Çünkü bunun sana daha çok zararı var. Bırak onlar ne yaparsa yapsın ama sen yürekten affet. Sevabı da sen al. Ne diyeyim, değil mi? Peki sorular var. Namazda sürekli beynimde bir düşman var gibi hissediyorum. Sürekli Rabbimi inkarı fısıldıyor bana. Nasıl kurtaracağım demiş.
Zeynep, vesvese dediğimiz olay bu mu? Şimdi evet, böyle kuruntular olabilir. Şunu bilmesi lazım. Demek ki şahıs namaz kılıyorsa, Allah'a yöneldiyse, demek ki Allah'a inancı var. Akıldan gelen o tip kuruntuların, düşüncelerin hiçbir etkisi olmaz. Onları taktığı için taktıkça büyür. Af, öf deyip de taktığı için taktıkça büyür. Zihinden geçen böyle vesveselerin, kuruntuların hiçbir önemi olmadığını bilsin. Yani zihinlerimiz, düşüncelerimiz değildir asıl olan. Aklımızdan her şey geçebilir. Aklımızdan küfürler geçebilir, şeyler geçebilir. Hatta geçmesin dedikçe daha çok. Daha çok geçer. Hani derler ya, kırmızı kuyruklu dişi kurdu düşünme. Sana yarın 1 milyar TL vereyim. Herkes mecburen düşünür. Aman aklımdan bu geçmesin diye düşün. Kırmızı kuyruklu ne? Dişi kurdu. Hadi bakalım düşünme. Diyelim ki yarın sana 1 milyar TL vereceğim. Yarın aklına kırmızı kuyruklu dişi kurt gelmesin. Şimdi şahıs da ne gelmeyecek aklıma der insan zaten. Tabii ki o da evet. Aman aklıma bu düşünce gelmesin diye düşündüğü içindir ki geliyor. Bu düşüncenin gelmesin nerede? Bu tip kuruntuların gelmesinde hiçbir sorun yok. Bu sadece kişiyi üzer, sıkıntı verir. Kişi namaz kılıyorsa zaten Allah'a inanıyor ki namaz kılıyor. Yani akıldan onun geçmesiyle şeyle, yani öyle kuruntularla hiçbir şey olmaz. Gayet rahat olsun, boş yere kuruntu yapmasın. Bir de bir şey daha hemen söyleyelim. Üzerine gitmek, psikolojide bu vardır. Yani korkularınızın üzerine gitmek, kaygılarınızın, endişelerinizin üzerine gitmek her zaman galip gelmeyi sağlar. Mesela vesveseler geliyorsa inadına daha da fazla namaz kılmak lazım. Vesveseler geliyorsa daha fazla dua etmek lazım. Daha fazla Allah'a yaklaşmak lazım ki artık bir süre sonra insan o kendi iradesini güçlendirecektir ve o vesveseler artık kulak asmayacaktır. Hatta Emre'nin dediği çok önemli. Yani aklından namazda diyelim ki böyle kötü düşünceler geçmesiyle namaz bozulmaz. Çünkü elinde değil düşüncesi. Yani Kur'an'da insanın güç yetiremeyeceğinden sorumlu olmadığı geçiyor. O kuruntuların aklına gelmesinden şeyde. Fakat eğer ki namazı bırakırsa o zaman işte şeytan isteğine ulaşmış olur. Aynen, ne yapacak dedik? Yani. İstediği kadar düşünceler gelsin. Sen namazını kılmaya devam et. Onlardan hiçbir şey olmayacağını bil. Namazı kılmaya devam et. Zaten bunu bildiğin zaman onlar da geçer. Çünkü hocam bu konuda dikkat ederseniz çok fazla şey var. Yani çok örnek var. Birçok insan bu vesveseler sebebiyle namazdan uzaklaşıyor. İşte bu zaten çünkü ben şey diyor yani bizi. Hakkıyla ben diyor namazımı kılamıyorum diyor. Kafama hep bir şeyler geliyor diyor. Secdedeyken diyor başka şeyler düşünüyorum. Ya da haşa Allah'ı inkar etmek geliyor veya Allah'a küfür etmek geliyor falan tarzında şeyler. Ama şu var işte bunu o anda şunu düşünmesi lazım. Yani bu gerçekten şeytani bir vesvesedir. Ve insanın gerçekten Allah'a daha da fazla yönelerek, daha da fazla sığınarak ancak bundan kurtulabilir. Çünkü namazı bırakmak bir çözüm değil. Tabii zaten çözüm istenen değil. Tabii. Üzerine değil. Yani bunun üzerine gitmekten ziyade bunun da bir sorun olmadığını bilmek lazım. Kişi bunda bir sorun var diye telaş yaptığı için aman aklıma böyle düşünceler gelmesin diye düşünüyorsunuz. Daha çok geliyor işte. Siz gelmesin diye çok düşündüğünüz için kırmızı kuyruklu çekiliyorsun ondan neydi diye düşündüğünüz için zaten o geliyor. Peki. Bunun hiçbir sorun değil gelmesi. Namazını bozar sadece size sıkıntı verir. Kur'an'da bakın bir ayette diyor ki onlara şeytandan bir vesvese geldiğinde o inananlara onlar hemen Allah'a sığınırlar diyor. Allah da onlara ferahlık verir. Biz de öyle. Hemen Allah'a sığınmak gerekir. Yani bir vesvese geldiği zaman. Allah'ım çünkü vesvese hepimize gelebilir. Ama tabii işte ki. O insanın o şeyi güçlendirmesi lazım. Bu bir vesvesemsi boyutu var da şeytandan. Bir de bunların bir kuruntu, obsesif böyle takıntı şeklinde olan şekilleri yani de var. Yani hatta psikiyatrist durumlarda olabilir. Eğer böyle bir takıntı durumu varsa da gitmek ve bir uzmanından o uzmanlığı da Rabbim nasip ediyor bu kişilere. Tabii ki. Yani o da bir uzmanlık, profesyonellik ve onu da o aklı da o bilgiyi de Rabbim nasip ediyor zaten. Tabii ki. O da sizin için bir aracı hani düşününce. Peki besmele çekmek. Hava Hanım demiş ki annemle sürekli İhlas suresini okuyoruz. Her defasında besmele çekmek gerekir mi acaba? Duaların öncesinde besmele gerekir mi? Gerçi biz şimdi her bakın, şeyde yapıyoruz, her şey öyle başlıyoruz. Kur'an ayetlerini biz bölerek okusak da olur. Ama besmele İhlas suresinin bir parçasıdır. Bana göre olması daha iyi olur. Ama biz bazen mesela Bakara suresini bölerek 3 tane ayetin ortadan da alıp okuyoruz. Yani bir kimse besmele çekmeden İhlas suresinin diyelim 2. ayetinden de başlasa, 3. ayetini sırf da okusa veya tek bir ayetini söylese o da olur. Yani hani besmelesiz olmaz diye bir şey yok. Peki. Fakat şu var, yani besmele İhlas suresinin bir parçası olduğu için İhlas suresini okumaya niyetli kimsenin besmeleyle okuması uygun. Bir de şey var ya hocam, Kur'an okumadan kol olarak taşlanmış şeytana sığın ayeti var ya, hani onu da bir ölçü olarak koymak lazım. Yani Rabbimiz bunu söylüyor aslında Kur'an'da. Kur'an'ı okumadan önce, yani Kur'an'ı baştan okumaya başlamak da olabilir ve bir ayeti de okumak bir ölçü koyuyor aslında. Yani kovulmuş da şeytandan Allah'a sığınma ölçüsünü koyuyor. Yani bunu söylemek iyi bir şeydir. Yani hani o ölçüyü tutturmak lazım. Peki. Devam edelim. Melat Hanım diyor ki Mümin Suresi 46. ayette Firavun'un kıyamete kadar sabah akşam ateşe sunulacağı yazıyor. Bu kabir azabına ispat mıdır?
Şimdi bu bakın Kur'an-ı Kerim'de kabir azabı ile ilgili bir bilgi yer almaz. Bu bir takım rivayetlerde vardır. Kabir azabı ile ilgili bilgi. Onlar da kendi içerisinde çelişkili, tutarsız veya tartışma olan rivayetlerdir. Şimdi genelde Kur'an'dan bu ayeti kabir azabına delil olarak ortaya koyarlar veya sunarlar ama bakın burada sabah akşam kalıbı Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir kalıptır. Mesela Meryem suresinde cennet rızıkları verilirken sabah akşam o rızıklar verilir denir. Bu sürekliliği ifade eder. Yani sabah akşam böyle dünya zamanı ile ilgili bir şey değildir. Yani biz kullanırız mesela. Sabah akşam dediğimiz zaman sürekli bunu yapıyorum. Belki biz anlayalım buradaki diye. Buradaki azap. Belki de bilemediğimiz bir akşama karşılık ahirette bir şey de olabilir. Dünya kalıbı. Ama şöyle yani buradaki Firavun'a bahsettiğin azap şu. Hazreti Musa Allah'ın ayetlerini getirdiği zaman Firavun'a karşı bir takım mucizeler de ortaya koyuyor. Ve Firavun çaresiz kalıyor bunun. Ve ciddi anlamda dünyevi anlamda bir azap çekmeye başlıyor. Yani öfkeleniyor ona karşı, onu yok etmeye çalışıyor, ızdırap çekiyor. Allah alem bu ayette bahsedilen şey bu. Onun bu dünyadayken çektiği, sabah akşam çektiği azap. Bazen mesela bir insana çok kafaya takarsınız. Tabii, sabah akşam onu öldürmeyi planlarsınız, şey onu yok etmeyi planlarsınız ve çaresiz kalırsınız, karşısında bir şey yapamazsınız. İşte bu azabı kastediyor burada. Çünkü yani bu ayetten doğrudan kabir azabına yönelik çıkartılacak bir şey yok. Bu kadar önemli bir konu eğer ki gerçekten olsaydı Kur'an-ı Kerim'de mutlaka ayetlerle bunun açıklanması gerekirdi. Tabii bu ahiretteki azabın da vurgulandığı, iki şekilde vurgulandığı da o ayetten anlaşılabilir ama yani Emre Hocam'ın dediği önemli. Kur'an'da bir dünya hayatından bahsediliyor. Bir de ahiret hayatından bahsediliyor. Hatta ilginç bir şekilde dünya ahiret kelimeleri Kur'an'da eşit böyle simetrik olarak 115'er defa geçer. Kur'an'da böyle enteresan, içinde böyle matematiksel böyle uyumlu kelimeler de vardır. Yani Kur'an bir dünya hayatından bahsediyor, ahiret hayatından bahsediyor. Ortada kabir hayatı diye bir şeyden bahsedilmiyor. Kur'an'ı şimdi siz böyle söyleyince bazı izleyicilerimizin tepkisi geliyor bize. Fakat şimdi, Kur'an-ı Kerim'de bakın, varsa var, yoksa yok. Bakın, bu arada çok özür diliyorum. Hemen bir şey söyleyeceğim. Lazım. Misafirlerime karşı ben nasıl hassasiyet ve saygıda kusur etmiyorsam sizden de aynı şeyi bekliyor ve rica ediyorum. Onlar bize Allah'ın kelamını söylemek için buraya geliyorlar ve ben de bu yüzden davet ediyorum. Gerçi şükürler olsun ki bizim izleyicimizde öyle şey bir durum yok. Bazen sizlerin de Instagram'larını okuyorum da Kur'an-ı Kerim'de yazmıyorsa yazıyor mu desin. Sünnetler eğer size göre doğruysa doğrudur, değilse değildir. Bu pek çok konu için geçerli. Bak, ama biz zaten iyi niyetten, iyi yürekten, kötü sözden imtina etmekten bahsederken bakın, hiç yani bazen öyle şeyler de oluyor ki ya da yazılıyor ki üzülüyorum. Buraya kadar bahsettiklerimiz, bundan önceki konularda bahsettiklerimiz, buraya benle Emre Hocam değil de başka bir hoca da gelse aşağı yukarı aynı şeyleri söylerdik. Yani bundan önce bahsettiğimiz şeyler... Yani ben yine Kur'an-ı Kerim'de var mı desem... İhtilaflı konular değildi. Bundan önce söyledik. Mesela diyorduk ya işte Kur'an'da gıybet yapmayın, laf taşımayın diye bunlar hep Kur'ani ibadetler dedik. Bunlar aşağı yukarı herkes aynı fikirde. Tabii şüphesiz. Fakat Kur'an'da ne yazıyorsa. Kabir azabı konusu benim fikrim, Emre'nin fikri, bazı başka hocalarımızın fikri. Burada bir ortak fikir yok. Onu bilmeniz lazım. Evet, herkesin İslam'ın ilk dönemlerinde var. Mutezile gibi bunu savunanlar olmuş. Kabir azabının olmadığı diye. İşin doğrusu bizim fikrimiz şu anda birçok kimseye göre azınlık bile diyebiliriz. Birçok hoca kabir azabının olduğunu da savunuyor. Fakat biz Kur'an incelememizde bu kanaate vardık. Kur'an'da bir ayet var. Onlar ki sözü dinlerler, en güzeline uyarlar. Size de tavsiyem, ben söyledim, Emre söyledi, A hoca söyledi, B hoca söyledi, C hoca söyledi diye değil. Farklı şeyler de bazen söyleyeceğiz. Tabii ki. Orada siz sözü dinleyeceksiniz, en güzeline uyacaksınız. Çünkü ne benim söylediğim, ne başka bir hocanın söylediği, hiçbirimiz vahiy ile konuşmuyoruz. Yani bize özel vahiy yok. Biz Allah'ın vahiyini anlamaya çalışıyoruz. Tabii. Allah'ın vahyini anlamaya çalıştığımızda kişisel eksikliklerimizden kaynaklı belli şeyler olabilir. Ama sizin yapacağınız en güzel şey nedir? Allah'ın vahyi önünüzde olsun kitabı. Farklı söyleyen hocaların bakın bakalım yani hangisi doğru söylüyor. Biraz da kendinizin de çaba göstermesi lazım. Tabii ki öyle. Yani bizim peki, burada dediğim bir daha tekrar. Yani şu ana kadar söylediklerimiz herkesin müttefik olduğu bir şeydi ama kabir azabındaki söylediğimiz bizim fikrimiz ve birçok kimse bize katılmıyor. Ama ben bunun da doğruluğunda ısrarcıyım. Kur'an'da yüzlerce ayet ahiret hayatı belirtilmesine rağmen açık net tek bir ayet bile kabirde azap sorgu olduğuna ilgili bir ayet yok. Bir kitap tavsiye edeyim müsaadenizle. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamızın kabir azabına yönelik özel böyle çok kapsamlı sadece bu bir kitabı var. İlgisi olan onu merak eden. Onu incelesinler bütün delilleriyle bunu ortaya okusun. Koyuyor. Peki. Yani bir şey Kur'an'da olsa biz bunu niye zaten olduğunu söylemeyelim tabii saklayalım ki, yani bunu da ifade etmek lazım. Hatta yani Kur'an'ı tek tek ayet ayet de evet, böyle tabii geçiyoruz. Benim de çok hoşuma gidiyor. Yalnız bir soru var. Mehmet Bodur sormuş. Mehmet Bodur 79. Görebilirsiniz. Instagram sorularını okumayı çok seviyorum ben.
diyor ki ateistlerin şu tür iddialarına nasıl cevap vermek gerekir? Hepimizin çevresinde bizim dinimize inanmayanlar olabilir ama onlar da Allah-u Teala'nın yarattığı insanlar. Hani yaradandan ötürü yarattığına saygı duymak lazım bir kere. Bakın diyorlarmış ki normal bir anne dahi evladına zarar vermekten kaçınırken Rahman sıfatı olmasına rağmen nasıl olur da sizin Allah'ınız kullarını sonunda cehennem olan bir sınava tabi tutabiliyor? Şimdi bunu inanmayanlar sormuş. Bu kişi Müslüman diyor ki ben onlara ne cevap vermeliyim? Şimdi buradaki şeyi bilmek lazım. Allah'ın azap edeceği zaman herkese ancak hak ettiği kadar edeceğini söylüyor. Yani kim azap çekecekse Kur'an'da açık bir şekilde hak ettiği kadar olacak. Fakat ödül olduğu zaman kat kat verecek Allah. Şimdi bir kimse özgür irade Allah vermiş. Allah'ın özgür irade vermesi kendi içinde değerli bir şey. Fakat özgür iradesini kullanarak diyelim ki falancayı soymuş. Onun yıllarca mesela 20-30 yıllık bir emeği var, para biriktirmiş, şey yapacak. Onu mahvetmiş. Diğer taraftan kimisi gitmiş, işte falanca hanım kız sırf kendini sevmiyor diye ülkemizdeki kadın cinayetleri gibi birisini öldürmüş. Kimisi, geçen kız istemede dün değil mi Adana'da yani 6 bunların, kişi. Şimdi bunların hangimiz dünyada mesela bu yakını öldürülen, parası soyulan karşı tarafın ceza almamasını talep ediyor. Yani bu cezasını görmesin diyor. Biz kendi iç dünyamıza bakarsak suçluların cezalandırılmasının gerekliliği içimizdeki adalet duygusunun, Allah'ın içimize koyduğu adalet duygusunun bir gereğidir. Peki. Ha, bu insana özgür irade verilmesinin de bir bedelidir. İnsana özgür iradenin verilmesinde dünyada böyle şeyler çıkıyor. Fakat Allah buna rağmen birçok kimsenin günahını da bağışlayacağını ve merhametli de olduğunu söylüyor. İnşallah, yani, inşallah. Allah'ın rahmetinin her şeyi kapladığını biliyoruz. Bu beyan ediliyor. Fakat bunun yanında Allah'ın gerektiğinde azap da edebileceğini de yine Kur'an söylüyor. Peki burada kul hakkına da biraz girme. Çok özür dilerim. Bir sürü soru var ama buna aslında sonradan değinelim isterseniz. Yani cennete ve cehenneme çok bir bölüm açalım. Çok kısa bir cümle söyleyeyim sadece. Bakın Allah'ın zulmedenlere ceza vermesinin sebebi zulme uğrayan kullanılan rahmeti sebebidir. Yani burada yine Allah'ın rahmeti ama hak ve hukukun ortaya çıkması lazım. Adaletin ortaya konması lazım. Bu kadar zulme uğrayan insanlar var. Yani Allah herkesin Rabbi tamam. Allah herkese karşı rahmet sahibi ama zulmedenlere Allah zulmettirmiyor ki onlar kendileri zulmü tercih ediyorlar. Dolayısıyla mazlumların da Allah'ın mazlumlu olan rahmeti sebebiyle o zulmedenlere ceza verilmesi gayet adil ve tabii bir şeydir. Yani. Peki. Merhaba efendim hoş geldiniz. Günaydın. Tünaydın daha doğrusu artık. Saat kaç? 11.07. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Şükür Kavuşturan'a buyurun. Hocalarım burada teşekkür dinliyoruz. Teşekkür ederim sizi. Şükür Kavuşturan'a. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağolunuz. İyi günler olsun size de. Taslaman hocama bir sorum olacaktı benim. Hay hay buyurun. Daha doğrusu aslında bir Müslüman olarak cevabını biliyorum ama saygılarımla kendisinden tekrar etmesini istirham edeceğim. Şöyle ki biz anneden iki kız kardeşiz. Ben adımı söylemek istemedim çünkü ben bir öğretmenim, velilerim falan bana acımasın. Annemden kalan iki tane kirada olan bir tane de annemle kız kardeşimin birlikte oturmuş oldukları ev var. Kız kardeşim hala o evde oturuyor ve istememe rağmen hakkım olmama ve orada da şeyim olmama yani payım olmama rağmen tapu payım olmama rağmen zaten babadan kalma bir evde bana kira vermiyor. Özellikle de ve ısrarla da bunu reddediyor. Ne diyor? Kul hakkı ve kardeş hakkı ile ilgili konuşmalarını rica ediyorum. Peki. İstirham ediyorum hocam da. Estağfurullah hocam. Herkes hocam, dinlesin. Sevgili bir daha öğretmenim. Kul hakkının, kardeş hakkının ne demek olduğunu insanlar bir daha hatırlasınlar istiyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum sevgili öğretmenim. Ben doğru anladıysam Allah rahmet eylesin. Sevgili anneniz 2,5 sene önce vefat ediyor. Ölmeden de bir süre, uzun bir süre kız kardeşinizle beraber bir evde yaşıyor. O ev artı bir ev daha babanızdan kalan miras. Fakat siz bu mirasınıza herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü kız kardeşiniz sizin bu konuda hakkınız olmadığını iddia ediyor. Doğru anlıyorum değil mi? Hakkım olmadığını iddia etmiyor.
Oturduğu halde bana kira vermiyor. Hasisti. Çünkü oturduğu ev İncirli'nin çok güzel bir yerinde. İstanbul Bakırköy İncirli'nin. Ve şu anda kirayı versek 3000 lira gibi. Yani 3000, size 1,5 lira gibi. Hani yarısı olmaz. Çık o zaman. Çık o, aha, diyor ki benim bu kirayı verecek halim yok. Ben emekliyim diyor. Çık o zaman diyorum. Kiraya verelim, paylaşalım herkes hakkını diyorum. Ona da yanaşmıyor. Diğer evin durumu böyle nedir? Bir ev daha var dediniz. Onda mütabık mısınız? İki ev daha var. Ha, orada sorun evde yok. Onlar kirada zaten. Paylaşıyoruz kiraları. Yani oradan yine paranız geliyor. Kendi oturduğu ev çok mühim bir yerde. Hmm. Oranın gibi, değerinden. Çok güzel. Lokasyon manasında. Çok güzel bir yerde. Tek başına öyle 3+1 150 metrekarelik evde oturuyor. Ve bana istememe rağmen kira vermiyor. Şimdi burada söyleyeceğimiz şey şu. Yani hanımefendi hukuka da gitse, hukukta da o evin yarısı zaten kendisinin olduğu için hukuken aslında bu süreci başlatıp oradaki kendi payını alabilir. Yani bizim söyleyeceklerimizdense burada hukuki yolları denemesini kendisine tavsiye ediyorum. Hukuki yollar kendisine açık. Hani kardeşler ama İslami ya onlar açıdan ya tabii ki en güzeli kardeşler arasında bir sulh yapması, hiç mahkemeye gitmemeniz. Ama tabii, yani siz burada bu kadar muzdarip olduysanız, bu kadar çok yakınıyorsanız hukuk yoluna gitmek en iyisi gözüküyor. Diğer taraftan Kur'an'da bir insanın hakkını yemesi hiçbir şekilde tabii ki tölere edilmez. Yani bu isterse onun sahip olduğu malın yarısını kendisi kullanmak şeklinde olsun, isterse tarlasının onun bir kısmını kullanıp hakkını vermemek olsun, şu olsun bu olsun. Yani Kur'an'da bir insan hakkını yememek bir prensiptir, genel prensiptir. Bu ne kirayla ne tarlasındaki ürünü ne el koyarak, ne şunla, ne bunla, ne elbiselerini mesela onun alıp da vermeyerek, ne yani herhangi aklınıza gelebilecek bir metotla bir insan diğerinin malında tasarruf içinde bulunamaz. O onun malıdır. Eğer ki yarısı onunsa, yarısı öbürününse, öbür yarısını da kendisini gibi tasarruf ederse, hakkımı helal etmiyorum deseydi öğretmen hanım. Şimdi bunu tabii ki Allah da biliyor durumu. Hakkını helal edip etmemesine ilgili durum. Ahirette bunlar hepsi değerlendirilecektir. Burada zaten böyle bir hak yeme mümkün değil. Bunun da bir vebali olur. Yani bir şeyin atıyorum kafadan. Hepsi sizinse hepsinde tasarruf sahibisiniz. Yarısı sizinse yarısında tasarruf sahibisiniz. Hepsi gibi davranamazsınız. Ama dediğim gibi burada bizim söyleyeceklerimizden çok hukuk yolu açık. Evet, hukuken Allah'tan de bu hanıma zaten o pay düşüyor. Siz madem belki bu kadar o yoldan muzdarip değildi, hani daha iki kardeşiz biz, şimdi gidip de oralarda çekmeyelim. Keşke ama yani zaten öbür hanımın bizi dinleyecek dinleyen bir durumu olduğunu olabilir, sanmıyorum. Olabilir. Ha, olabilirse niyebilir tabii ki. Bizi bugün ve o kardeşini tanımıştır muhtemelen. Tabii ki yani dünyada ahirete veballerle gitmemek lazım. Yani ufak büyük veballer ahirette başımıza sorun açar. Zor o işlerde şöyle evden çıkmak bir da şey zor. Ben şöyle bir ama şey gibi. Yani bir gün gelecek. Kur'an'da diyor ki yarın olmayan bir gün gelecek. Düşünün bir gün hepimiz böyle bir güne doğacağız. Ama fakat ertesi olmayacak günü yaşamayacağız. Hmm. Ondan sonra dünyada yaptıklarımız, Emre Hocam çok güzel bir ayet söyledi. Hardal tanesi kadar olan bir şey bile hepimizin önüne iyisi kötüsü konacak. Bu bilinçle dünyada yaşayıp kimsenin hakkını yememeye çalışmamız gerekiyor. Lazım. Çok basit. Peki. Meryem Hanım bir soru sormuş ama yani, bir cümle mi? Ya şey söyleyecektim. Belki ablası, annesiyle babası o evde yaşadığı için o evi belki duygusu olarak terk etmek istemiyor olabilir. O yüzden çıkmak istemiyor olabilir ama diğer evlerden aldığı kirayı yine kardeşine vermesi gerekir. Peki. Meryem Hanım diyor ki bu aslında önemli. Karı koca için önemli. 6 aylık bebeği varmış. Sürekli eşimle aramızda uyuyor diyor bebeğim. Acaba dinen bir sakıncası olabilir mi? Hayır ya. Birbirinden soğutur bakın, mu diye. Bakın şöyle diyelim. Kur'an birçok konuyu insanların aklına bırakır. Mesela bebeğiniz 6 aylık, 6 yaşında, 10 yaşında, 9 yaşında, kaç yaşına kadar sizin aranızda yatar? Veyahut da karı koca birisi horluyordur, öbürü karı koca ayrı yatar, beraber yatar, şu yatar, bu yatar. Kur'an bunlarla ilgili size kesin bir emirler, talimatnameler, farzlar içermiyor. Bu neydi? Bu tip şeyleri kendi aklınızla, vicdanınızla çözeceksin. Ha, Kur'an'ı koyduğu temel bir ilke varsa hakkını yememek gibi, israf etmemek gibi, adaletli olmak gibi o ilkeleri göz önünde bulunduracaksınız. Ama insanların arasında bebeğinin yatıp yatmaması bu tip ilkelerle de bence alakalı değil. Burada ne yapacaksanız aklınızı kullanacaksınız. Çocuk konusunda deneyimli insanlara veya mesela yine çocuk psikologlarına, pedagoglara danışacaksınız. Bu konularda danışabilirsiniz. Veyahut da bu konunun uzman olup da daha evvel çok çocuk büyütmüş diğer insanlara danışabilirsiniz. Ben size yine yoksa şey bunu bir günah mi meselesi midir, ya değil midir şeklinde ele almamak lazım. Pedagoglar birlikte yatın diyorlar.
Yani belli bir yaşa kadar belli lütfen bir yaşa danışın. Kadar, tabii, birlikte yatmıyorlar. Yani ha, tabii ki birlikte yatın. Yani küs o yatağa, bizde de küs yatağa girmeyin karı kocalar. Bir şey söyleyeceğim. Yine ben o kadar ne kadar çok şey yaşamışım yalnız. Bebekleri oldu. Eş çok erken kalkıp işe gittiği için ve bebek de uyutmadığı için eşinden, hanımdan rica etti. Lütfen sen bebekle beraber başka bir yerde yatar mısın? Bu arada o da yatak odasını kocasına bırakıyor. Kendi gidiyor salonda yatıyor yavrum benim. Araya soğukluk girdi. Ve artık bu uzamaya başladı. Ve sıkıntılar yaşadılar. Şimdi şükür iyiler. Ama araya soğukluk girmesi diye de bir şey var. Yani çocuğunu aldı sırf kocası. Sabah işe erken kalkabilsin. Onu düşündüğü için tamamen. Ama bambaşka şeyler. Hani aklınızın bir köşesinde de bulunsun bir kardeşiniz olarak. Peki engelliyim diyor Zeyno. Engelli maaşlarını biriktirip hacca gidebilir miyim? Neden olmasın tabii ki. Yani ne güzel bir ibadeti yerine getirmiş olursunuz o zaman. Evet. Peki. İsmini vermemiş. Kur'an'da onu söylemiştik. Hıdrellez var mı? Ateşten atlamak, gül ağacına dilekler asmak. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor mu? Yazmıyor mu? Onu sorayım. Kimine göre var, kimine göre yok. Yok, şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de olmadığı tartışma konusu değil. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok, bir kere. Yani Kur'an'dan böyle bir şey olduğunu iddia eden birisi de yok. Bu kültürel bir şeydir. Yani Orta Asya'da da, Orta Doğu'da aslında da. Aslında biz yine Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Yani kutlanan bir şeydir. İşte Hızır ve İlyas'ın buluşması olarak bildiğimiz yani o günü kutlanır ve işte bir mevsimsel, bir bahara geçişte böyle bir mevsimsel bir bayram şeyinde kutlanır. Tamamen kültürel bir şeydir. Dini hiçbir boyutu yoktur. Yani kutlamak isteyen kutlar, kutlamak istemeyen de kutlamaz. Kutlamaz. Onun dışında ama şu var, yani ağaçlara işte çaput bağlamak ya da bir yerlere böyle dilek adamakla hıdrelez sebebiyle insana bir şey gelmez. Yani bir hayır gelmez. Onu bilmek lazım. Kibrit çöpleriyle ev yapardım, arpa yapardım kenarına falan. Ama bu sizin duanızsa zaten, hani bunun o gün ya da başka bir gün olması bilmiyorum. Şimdi, ben dua ederdim sadece. Zahid Hanım bakın, bizim hakikaten çok muhteşem bir dinimiz var. Yani İslamiyet insan aklına ve yaratılışına çok uygun bir din. Muhteşem bir kitabımız var. Yani Kitabullah, Kur'an-ı Kerim o kadar muhteşem bir kitap ki, ve bakın Müslümanlar tarafından okunmayı bekliyor bu kitap. Aslında yani biz bu programda şundan dolayı diyorum, kesinlikle işte çok önemli da. Bu sorunun hepsi çok önemli ama yani az önce hocamın dediği gibi ve bizim çok muazzez bir peygamberimiz var. Örnekliği Kur'an-ı Kerim'de çok güzel bir şekilde ortaya konuyor. Yani dinimizi doğru öğrenelim, okuyalım, araştıralım, düşünelim, sorgulayalım. Yani kesinlikle. Bu kadar muhteşem bir kitap ve okunmayı bekliyorken Müslümanlar tarafından bir Müslümanın hayatı boyunca Kur'an'ı okumadan vefat etmesi çok acı bir şey. Çünkü Rabbimiz oku diyor bize. Ahirette de okudun mu diye soracak. Ya. Ahirette de okudun mu diye soracak. Ne diyeceğiz? Bize. O yüzden bari parça parça sizinle beraber burada böyle güzel ama güzel. Ama biz bak geçen programda dediğimiz şeyi belirtelim. Bizim burada asıl yapmaya çalıştığımız şey millete balık vermekten çok balık tutmaya alıştırmak. Yani Kur'an okuma alışkanlığı ve Kur'an'dan cevapları bulma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. O yüzden diyorum ki mesela bakın işte bu çocuk uyutmayla ilgili şey Kur'an'da geçmez, kendiniz işte karar vereceksiniz. Veyahut da laf getirip götürmeyle ilgili şey bak bu da bir Kur'an'ın emri diyoruz. Bunları söylerken biz aslında bir Kur'an okuma alışkanlığı, Kur'an'dan dinle ilgili cevapları bulma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. Yani aslında balık tutmaya alıştırmaya çalışıyoruz. Ne kadar becerebiliyoruz bilmiyorum. Yani bence hazır balık veriyormuş hocam gibi gözükebiliriz. Ama bunları teker teker bak bundan dolayı ben bunu dedim. Şundan dolayı yok, bunu yok, dedim. Yok siz sureleri okudukça anlamlarını tabii burada beraberce konuştukça bence çok da özendirici oluyor. Tabii. Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Hakkınızı sağ helal edin. Çok teşekkür ediyorum. Siz helal edin. İnşallah faydalı olmuştur. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Sağlıcakla İnşallah. Kalın efendim.